Elektronik mallar, otomotiv ve simsarlık sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaların yer alacağı 9. oturumun başkanlığını yürütmek üzere Sayın Profesör Doktor Cevdet Yavuz'un ve tebliğlerini sunmak üzere Sayın Hakim Sabri Diler Çengil'in, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Umut Yenilca, Sayın Doçent Doktor Murat Dokuz'u kürsüye davet ediyorum. Oturum boyunca yorum ve düşüncelerinizi Tüketici Kongresi hashtag ile Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Ve şimdi söz oturum başkanımıza. Tüketici hukuku ile ilgili büyük maratonumuzun son aşamasına geldik. Yani artık ipi göğüsleyeceğiz. Bu yönden bu oturumun son oturum olması sebebiyle sıkıcı değil, finali göğüsleme heyecanı içinde efendim çok daha heyecanlı geçeceğini umuyorum. İlk sözü değerli hakim Sabri Lider Şengül'e veriyorum. Kendisi bizlere elektronik mallar sektöründe ayıplı mal teslimi bakımından tüketicinin korunmasını ayrıntılı bir şekilde aktaracaklar. Buyurun Sayın Şengül, söz sizin. Merhaba arkadaşlar, 3. günün sonunda son düzlükteyiz. Çok sıkıcı bir konuda bazı mevzuları anlatmak üzere ben biraz daha esprili bir şekilde, dikkatlerimizi toparlayacağımız şekilde mümkün olduğunca karikatürleri de hatta işin içine katarak Hakan Bey'le danıştık, bu konuda bir problem çıkarma arkadaşlar çok mu acaba gayri ciddi olmuş gibi değerlendirilmem diye, ama hoş bir yanı olacağı muhakkak. Bu şekilde bir sunum yapacağız. Teşekkür ederim şu anda izlediğiniz için. Şimdi slaytlarınız için. Evet, elektronik mallar hayatımızın her alanında var. Herhalde cep telefonu olmayan arkadaşımız burada bulunmamakta. Öyle ki işin içinde çok daha tuhaf bir şekilde ütüler, efendime söyleyeyim, tömleklere dahi var. İşte bundan 50 yıl önce başımıza bu işleri kollat eden Jack Kirby isminde bir Amerikalı mucit bu elektronik devreler ve çipleri ortaya çıkarttığından beri ilk cep telefonlarının şekilleri de kendisinde de zaten internetten girerseniz de görebilirsiniz. Aşağı yukarı 100 yıl önce zaten herhangi bir şekilde hayatımızda elektronik eşya yoktu. Bu durumda bir 100 yıl sonra ne olabileceğini düşünelim. Zaten 20 senedir neredeyse internet hayatımızda var. Bu durumda bundan 20 sene sonra olacağımızdan ziyade 100 yıl sonra bu salonumuzda kalmayacak. En genç arkadaşlarımız 20 yaşında olanlarda 120'yi görebilecekler mi? Hukukçu oldukları için muhtemelen göremeyeceklerdir. Çünkü hukukçuluk ömrümüzden ömür çalıyor bir miktar. Her neyse, şimdi elektronik mallar mevzusuna girelim. Elektronik mallar sektörü oldukça geniş bir alan konusu. Sizlerin sonunda bu aşağı yukarı bir 5 maddelik bir mevzudur. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde 1502 seviyesinin bildirmesinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 25 Mayıs 1999 tarihli tüketici malları satım sözleşmeleri ve ilgili garantilerin bazı yönleri hakkındaki 1999-44AT sayılı yönergesinin Türk hukukuna aktarılması sonucunda bu 6502 sayılı yasamız tüketici kanunu ortaya çıkmıştı. Ayıp mallar başlığı altında toplanan 8 ila 12. maddeler ise gayet açık.
okunduğu zaman zaten anlaşılabilir mahiyette ama hakikaten en çok problemler tüketici hukuku dendiği zaman bu konularda ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu bünyede acaba ne anlatayım öncelikle? Tanımlar, tanımlardan başlayalım isterseniz. Tüketici korunması hakkındaki kanun madde 3 içeriğinde aşağı yukarı 17 konu başlık halinde tek tek tanımları yapılmış. Orada tüketici malı satın alan, malı kullanan ve maldan yararlanan kişileri kapsar şeklinde bizler belirtilmese bu satın sözleşmesindeki tüketiciden ne anlamamız gerektiğini en azından ortaya çıkartıyor. Yani tüketici kimdir? Kanunda aslında tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir. Tanım bu. Ama satın sözleşmesinde tüketici malı satın alan, malı kullanan ve maldan yararlanan kişileri kapsar ki böyle olması da zorunlu bir yerde. Çünkü bir maldan kaynaklı özellikle tazminat konularında ki örneklerimize bu konuda katmaya çalışacağız. Mesela Yargıtay'ın çok sıcak Yargıtay iştahatları getirdim size. Böyle eskiden bohçacı kadınlar vardı. Neler getirdim size dermiş gibi. 2016 tarihli çok güzel Yargıtay kararlarımız var ve bazısı daha üstünü bulan tutuyor bir aylık bile değil. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 04.10.2016 tarihli kararında garanti bitmesinden 5 yıl geçmiş olan elektrikli termin sporunun gizli ayıp ağır kusur sebebiyle arızasında ölümlü bir kaza bu, feci bir kaza maalesef bir kaymakam beyin eşi vefat etmiş. Eş ve çocuklara da yine mahkemenin vermiş olduğu destekten yoksun kalma ilişkin maddi tazminat ve ayrıca manevi tazminat kararını mahkemenin ki bu Van Mahkemesi biraz sonrasında onlarla Yargıtay kararlarını ayrıntı olarak fotoğraflarını çektik. Bu sunum içerisinde göstereceğiz onları. Orada gördüğünüz üzere yani tüketici sadece aslında satın sözleşmesinde malı satın alan kişi değil. Malı kullanan ve maldan yararlanan kişileri de kapsıyor. Şimdi ayıplı mal mevzusu madde 8. Biz bu yavaşlıkla gidersek herhalde 20-25 dakikaya sığdıramayacağız. Ben kendi kendime test ettim. 1,5 saatte anlatabiliyorum şu an. Biraz daha yavaş yapmaya çalıştığım zaman da 5 dakikada bitti. O yüzden ortalama bir şey belirlemeye çalışacağız. Madde 8. Ayıplı mal tüketici teslim anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uyumlu olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikle taşınması sebebiyle tüketici sözleşmeye aykırı olan maldır diye birinci fıkrası belirtiyor. Çünkü burada bir sözleşmeden bahsediliyor. Demek ki burada borçlar kanunda düzenlenen ayıptan doğan sorumluluk sisteminden farklı olarak ayıplı malın tesliminden çok sözleşmeye aykırı olması ön plana çıkartılmış. Bu konuda can alıcı güzelce bir karikatürde bulduk. Böyle biliyorsunuz. Evet bir zaman makinemiz var. Bir zaman makinesini adamcağız sözleşmeye uygun olmayacak şekilde teslim ettiği iddia ediyor. Beyefendi diyor ki sözleşmenize göre bir ay önce teslim etmeniz gerekiyor değil mi? Demek ki ne varmış burada? Adam da diyor ki sorun değil zaten teslim edelim zaman makinesi nihayetinde. Burada tabii dikkatinizi çekici bir iki unsur var ve teslim kelimesi. Ki borçlar kanunda daha çok geçiyordu öncesinde ama şu anda tüketicinin korunması hakkındaki kanunda sözleşmeye aykırılık önemli. Adamcağız da burada sözleşme uygun olması için bir ay sonra teslim edebileceğini zaten belirtiyor. Böyle bir de aklımızda kalmış olabilir mevzu. Evet. Madde 8'i ben tek tek okumak yerine bu arkadaşlarla beraber görüşmelerimizde genelde şey dediler, bir öğretim üyesinin tabii ki şeyi vardır, formatı var, formasyonu vardır bir şekilde sunum konusunda, bir nihayetinde öğretim görevlisidir. Ben hakimim, malı çok güzel buluşmalarımıza geldiğimiz zaman avukatlarımıza gelen oradaki vatandaşlara çok güzel konuşuyoruz ama toplumda bile konuşmak ayrı bir hakikaten formasyon gerektiriyormuş o çerçevede. Takıntılarım olursa, vakti pek kekelemelerim olursa, kusuruma bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ama benden istenen de şuydu anladığım kadarıyla, işin teknik boyutundan ziyade biraz yargıtay kararları ve pratiğe doğru yönelmek işin mantıklı tarafı. O yüzden ben burada özellikle pirincin taşlarını ayıklayarak sizlere... Evet. Şimdi benim
ayıklı mal ve madde 8'i anlattığım zaman işin için tabii ki maddi ayıp, hukuki ayıp, ekonomik ayıp boyutları da görülecektir. Bunun yasa metnini okuyan herkes zaten bir şekilde anlayabilir. Bu çerçevede ayıp, maddi ayıp özellikle malın kendisine ait bir ayıp olduğu aşikar. Maddi ayıp, ayıplı ifadan doğan sorumluluk hukukunun esas uygulamalarını olduğunu zaten. Söz konusu eşyadaki maddi ayıp eşyanın bütün ilişkin olabilecek bir parçasını da ilişkin olabilir. Örneğin bir dizüstü bilgisayar. Günümüzde dizüstü bilgisayarların bir çoğunda DVD sürücüsü içinde. Bir de ayrıca mesela Adalet Bakanlığı bize vermiş olduğu dizüstü bilgisayarlarda DVD sürücüsü ekstra bir aparatlı. Şimdi maddi ayıp DVD sürücüsünde çıktığı zaman hangi durum gündeme gelebilir? İki türlü farklı malı değerlendirmek lazım. Bir tanesi dışarıdaki bir parça. Ben DVD sürücüsü problemli çıktı. Ben sözleşmeden dönüyorum. Tabii ki bu dürüstlük kurallarının başta aykırı. Demek ki her duruma göre hakimin değerlendirme şekli farklı olacaktır tabii ki. Malın niteliği, işte çekişmenin niteliği bünyesinde. Şimdi hukuki ayıp mevzusuna girecek olursak, Yargıtay'ın yine 02-2016 tarihli bir kararı var. Yurt içi cihaz olmadığı bir kişi raporuyla anlaşılan cep telefonunun genel mahkemeci verilen sözleşmeden dönme bedel ve malın iadesi kararlarını onamış. Yargıtay 13. Dairesi, bu da yeni tarihli bir karar. Yani hukuki ayıp, satım konusunda alıcının yararlanmasını veya tasarruf etmesini engelleyen ya da bu olana azaltan veya ortadan kaldıran özel veya kamu kaynaklı yasaklamalar, sınırlamalardan doğan eksiklikler şeklinde tanımlanmış. Bu yurt içi cihaz olmadığı cep telefonu mesajla geldiği zaman bu işin içinde hukuki ayıp olduğunu bir şekilde gösteren bir Yargıtay kararı. Bunları da biraz sonra sunum içerisinde sizlere tek tek Yargıtay kararı. Hatta sizlere USB cihazından da verebilirim. Şeyde hakimlerin Yargıtay kararlarından da tekrarlanması için bir uyap ekranımız var. O yüzden size en sıcak, en yeni kararları çıkartabildik. Belki sizlere ulaşım imkanınız nispeten ver olabilir. Bu konuda bir hukuki düzenleme yaparak hukukçu arkadaşlarla yararlanması sağlanabilir zamanla. Yine Yargıtay'ın 04-05-2016 tarihli kararıyla da kullanılandığı mesaj ile bildirilen kara listeye alınmış cep telefonu ve de iadesinin yükümlülük gelen mahkeme kararının onandığını görüyoruz. Yargıtay 13. Dairesi. Gelen mahkeme İzmir 3 Bütçe Mahkemesi'nmiş. Bunları ayrıntısını vereceğiz. Ekonomik ayıpta yasa metninde verilmiş zaten. Buna örnek olarak da mesela tüketicinin az enerji harcadığını düşünerek aldığı bir derin dondurucunun yüksek miktarda elektrik tüketmesi. Bu da bir hukuki ayıp olduğunu da hakikaten bize gösteriyor. Evet, ayıbın arandığı an tüketici teslim anı olduğu yasada açık düzenlenmiş. Biz de ayıbın görünür olması mevzularına doğru geçelim. Vaktimizin darılabileceğini düşünüyorum bir yandan çünkü elindeki metinler yapıyoruz. Gizli ayıp, sözleşmenin kurulması ya da satılan teslim zamanında alıcının bilmediği ve satılan üzerinde gerekli dikkati sarf etmesi halinde bile bilemeyeceği maldaki mülk eksiklikleri durumunu kastediyor. Elektronik mallar sektöründe en çok çıkan ayıp durumu da maalesef bu gibi görünüyor ve çok fazla bu konuda Yargıtay kararları var. Birçoğu da az önce söylediğim gibi yine Yargıtay kararları. 23 Mart 2016 tarihli kararında Yargıtay, garanti süresi bitmesine rağmen plazma TV'nin ön kontrol ekran panelinin çatlaması karşısında bilirkişi tespit edilen teknolojik cihazlarda mikro seviyede oluşan üretim sürecinde ve kontrollerde ilk başta ortaya çıkmamasına rağmen çok uzun süreli kullanım sonrası ortaya çıkabilen ve üretim hatası, bu da ağır kusur kastediyor aslında, nitelendirilmesini gizli ayıp olarak değerlendiren mahkemenin ayıpsız bir işlemi değişim kararını onamış durumda Yargıtay 13. Dairesi 23-16 tarihli kararı İstanbul 5. Bütçe Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Yani tüketici açısından düşünüldüğü zaman tam bir muammadır aslında ayıp. Yani bir cep telefonumuz var, arıza yaptı, servise verdiniz. Servis ne derse artık birine bir bağlı gibisiniz gibi görünüyor. Genelde maalesef tüketiciden kaynaklı ayıp olarak kullanım hatası falan gibi değerlendirmeler var ama topladığımız Yargıtay kararlarında birçoğunda yerel mahkemelerin bilirkişilere düzgünce inceleme yaptırmaları durumunda aslında yetkili servislerin hizmet ayıbı dahi sunabildiklerini görebiliyoruz bu durumda.
6502 sayılı kanun madde 10 taksim 1 gereğiyle teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir diyor. Bu bir ispat müessesesi tabii ki haliyle. Ayıplı maldan sorumluluk 9. madde. Ben burada hızla geçmek zorundayım gibi görünüyor. Bakın şöyle. Ayıp karinesinden kurtuluş. İspat hükmü. Ben özellikle yargıtay kararlarını yoğunlaşmaya çalışacağım. Şöyle geçelim. Evet. Tüketicinin seçimlik hakları. Mal ayıplıysa tüketicinin 4 seçimlik hakkı vardı. 6500 sayılı yasa madde 11'de. Sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedel indirim, satılan ücretsiz onarımıyla satılan ayıpsız misliyle değiştirilmesi. Sözleşmeden bir dönme ve bedelin indirilmesi hakları, yenilik doğuran haklardır. Bir kısmı ise özellikle sözleşmeden dönme bedelin indirilmesi nihayetinde sözleşmeyi sonlandıran hakları olduğu için yenilik doğruluğu kesinlikle doğru olan haklar. Yani o konuda bir şüphemiz yok. Ama Yargıtay ve doktrin son zamanlardaki görüşte hepsinin yeni doğrucu haklar olduğu yönünde. Bu konuda bazı Yargıtay kararları var. Bir tanesinde özellikle HGK kararı ve çok taze bu da. 20 Nisan 2016 tarihli bunu tartışacağız biraz sonra. Ama Yargıtay'ın geçen sene Aralık ayında 2015 tarihli kararında yerel mahkemenin ilk telefonu arızası üzerine ayıpsız misliyle değişim yapılan ikinci telefonun arızalanması üzerine tüketicinin ikinci telefonun arızasının yasal süresi içerisinde yapılmamasının nedeniyle açtığı bedel iadesi davasında belirlenen mahkeme kararını bozduğunu görüyoruz. Bu Trabzonspor Hukuk Mahkemesi'nin tüketici mahkemesi sıfatıyla verdiği bir karardı. Ama Yargıtay Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2016 tarihli kararında gördüğünüz üzere bir problem oluşuyor. Şöyle ki bu HGK kararını hep beraber tartışmak da istiyorum aslında. Çünkü işin içinde farklı boyutlar da var. Şöyle ki, nihayetinde elektronik mallar olmasa da otomotiv sektörüne yakın, yani otomotiv sektörü bizim konuya da nispeten yakın. Yerel mahkeme burada aracın kendimi şu anda şey gibi hissediyorum, 23 Nisan'da sizinle ezberleyip bir sorumlu tam ağlayan çocuklardan da umurumda hissediyorum neredeyse. Ben bunun için altak çalıştım arkadaşlar, buradan duyup söyleyeyim. Neredeyse demek ki burada hitap etsem tabii bir şeymiş, onu görmüş oldum. Her neyse, HGK kararını ben size dedim, siz tartışırsınız olmasın, ben genel bu tarafı kavramaya geçmeye çalışıyorum. Keşke avukatlar da avukat cübbesini giysilerdi, o zaman daha rahat konuşuruz. Tüysüzlerden bir hakim olacaktı. Böyle de bir durum oluşuyor. Bizim ailenin geleneksel durumu. Babam bile emekli kaşlarını çaktığı zaman şöyle bir şey. Bir düğünümüzde bile yüzük takacağı zaman da ne el ayağı dolaşıyor, tak bir yüzük düşüyor. O bir genetikmiş bizde, bunu öğrenmiştim. Hakan Bey bir gelecekse eve bir daha çağırın. Bir tebliğim de hepsi var arkadaşlar, kesinlikle tebliğ içerisinde hepsi var. Yani bu şekilde en azından anlatma problemi olsa da bir de şöyle deriz biz normalde. Hakimler kararlarıyla konuşurlar. Hakikaten kararlarımızla konuşur. Bir de bilmek ayrı bir mevzu, bunu aktarabilmek ayrı bir mevzu. Her neyse, bakayım aslında ne mevzu. Heyecanlanırsam tıktan mı, tıktan mı, neyse. Biz karikatürü içerdim. Sözleşmeden dönme ve bedelden indirim satıcıdan izinler arkadaşlar. Burada karikatürümüz var, isteyenler bilebilirler. Ücretsiz onarım emisliğiyle değişim, satıcı, üretici ve ithalatçıdan selsile misliğidir. Bu en çok bocalanan mevzulardan bir tanesi. Tabii hukuk sistemimizde avukatla davaları takip mecburiyeti yok. Normalde vatandaş açtığı zaman davaları Türkiye'de kemiklerinden geliyor. Yani kimden ne isteyeceğini çok fazla bilmiyor. Maalesef bazı avukat arkadaşlarımız da neyi nereden istedikleri tam olarak bilmiyor. O yüzden bu mevzular önemli gibi görünüyor. Sözleşmeler durumu bedelden indirim satıcıdan istenir. Ücretsiz onarım isteği değişim, satıcı, üretici ve ithalatçıdan teselsin istenir. Ben direkt Yargıtay kararlarını deneyeyim arkadaşlar. Yani Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 0302-2016 tarihli bir kararında Marmaris Miras Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir yerel mahkeme kararını
garanti kapsamında kalan bir cep telefonun arızası müzayettiği servisçe müşteri hatası kaynaklı anakart onarımı, denetli ve telefon belirliğinin neredeyse üstlüğünü müşteri ödenmesi hissedilmiş. Vatandaş da mahkemeye dava açmış. Müdefiş demiş ki, kardeşim basit bir şarj soketiyle halledilecek bir mevzu. Yani bu durumda yetkili servis kaynaklı ayıplı hizmet olarak görülmüş ve tüketicinin cep telefonuna yararlanan olmasının sürekli arz etmesi sebebiyle beden iadesi ve sözleşmeden dönme bedelini red eden yerel mahkeme kararını bozmuş. Yine Yargıtay'ın 09.02.2016 tarihli kararında garanti süresi içerisinde arzlanan LED TV'nin yetkili servis tarafından ekranda kullanıcı hatası kaynaklı sıvı teması olduğunu bildirmesi durumu var. Vatandaş demiş ki, kardeşim ben sıvı teması kaynaklı hakikaten de iş mahkemeye düşünce bilir kişilerimiz o noktada çok iyi olması lazım. Bilir kişilerimiz demiş ki, kardeşim madem yetkili servisin, madem sıvı teması var diyorsun, nerede bunun fotoğrafı? Güzel bir konu. Hem fotoğrafladığın gibi kaldı ki ayrıca şöyle bir durum var. Anakartına niye arızalı olduğunu söylemedi? Burada gizli ayıp var diye durumu yansıtmış mahkeme. Mahkemede haliyle bu durumda sözleşmeden dönmeye ilişkin bir karar vermişti. Yargıtay'da bunun onamış görünüyor. Yine Yargıtay'ın 02.06.2016 tarihli kararında garanti süresi içerisinde ekranın sol alt köşesinde bir adet patlak pikseli bulunduğu anlaşılan 106 ekran LED Smart TV yetkili servis tarafından tek bir pikselin yeterli arıza kavramına girmeyeceği, arızanın artması halinde ancak değişim yapılabileceğini bildik. Bir tür rapor düzenlemiş yetkili servis. Yani o kadar saçma bir şey ki. Şimdi eskiden bunun yönetmeliğinde evet bir masraf ettiniz. Çok büyük masrafları da hakikaten takip edebilir bir LED TV, büyük ekran televizyon. Yani tam böyle neydi Aleyna Çelik'in güzel şarkısı dinleyeceğiz. Tam göbeğine denk gelen yerde pizza patlar var. Ne yapacağız bizim bunda? Olmuyor tabii haliyle. Ama yani yetkili servis diyor ki, yok kardeşim bu aynı şey gibi işte domates, biber, kabak gibi tarlaya ekledik. Bir tanesi bitti, öbürünün bitmesini bekleyeceğiz. 3-5 tane daha patlayacak, nasıl patlar gibi. O zaman değiştireceğiz. Bu değişti. Artık bundan sonra tek bir pizza patlar bile tüketicinin gerekirse sözleşmeden dönmeyi. Yasa bunu açıkça söylüyor yani tüketici bu konuda bir sınırlandırmaya da tabi tutulmamış. Sınırlandırmaya tabi tutulan noktalar var ayrıntısında. Onları da değinebilirse anlatacağım size. Fakat tüketici 4 hakkını herhangi bir sıraya bağlı olmaksızın istediği şekilde kullanabiliyor. İspat yükümlülüğü ilk 6 ayda kesinlikle satıcıya ait zaten. Slaytlardan bir şey çıkacak. Ben bildiğim şeyi unuttum ya şimdi. Evet, bu sözü etmiş olduğum yargıta genel kurul kararı. Aslında bu slaytlarda hazırlanırken yoktu. Ben öğlen vakti, daha doğrusu sabahtan sunum yapan arkadaşlardan izin isteyerek hemen çıktım dışarıda. Bunları cep telefonundan fotoğraflayarak slaytların arasına katmayı başardım. Bunların bir çoğu yeni tarihli kararlar. Bu görmüş olduğumuz bu genel kurul kararı 20 Nisan 2016 tarihli. Burada seçimlik haklarından birini kullanan daha sonra başka bir seçimlik hakkı belirli olarak hak talep edemez diyor. Bunu tebliğinde de biraz tartıştık. İçinde tabii ki bunda muhalif hakimler var. Mevzu biraz şuna benziyor arkadaşlar. Ben Yargıtay Adalet Staj yaptım. Orada yani hukuk genel kurulu dediğimiz bir salonda toplantı yapılıyor. Hukuk genel kurulundaki arkadaşlar, işte oradaki başkan veya üyelerden bir tanesi, İzmir Hukuk'taki bir yardımcı doçent arkadaşım bir kitabını hemen oradan çıkartmış demiş. Arkadaşlar bakın burada seçimlik haklardan birini kullanan, daha sonra başka bir seçimlik kadayıfı olarak hak talep edemez demiş. İşin aslında bakılırsa, tabii ki seçimlik hakların dördü de yenilik doğuran haklar olabileceği gibi. Yani bir şekilde kullandıktan sonra bundan dönülmesi mümkün değil. Fakat bu kararda muhalif olan üyeler de belirttiği üzere vatandaş orada öncelikle ücretsiz onarım talep etmiş. Ücretsiz onarım talep etmesine rağmen yetkili servis demiş ki, kardeşim ben bunu ücretsiz onarım yapamam. Buna ücret ödemen lazım. Adamcağız da buradan ücreti ödemiş. Ve sonrasında servisten söz konusu aracın aslında gizli motor arızası olduğu ortaya çıkıyor. Vatandaş da dönmek istiyor haliyle. Ben bu sözleşmeleri de verebilirim. Yerel mahkemede diyor ki, tamam hem arabanın bedelini vereyim, iade etsinler, hem de tamir masraflarını. İşte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu sonrasında mahkemelik kararına direnmesiyle beraber
nihayesinde böyle bir karar ulaşmış. Şimdi burada çıkartabileceğimiz sonuç şu. Yani 3 gündür burada niçin uğraşıyor buradaki akademisyenler, işte bir kısım hakim arkadaşlar, hukuk adını veren sektör temsilcileri. Burada hep beraber tüketici hukukunu aslında beraber oluşturuyoruz. Ve pratikte de şunu görebiliyoruz ki hukuk genel kurulundaki arkadaşlar da bir şekilde öğretim görevlilerimizin hazırlamış olduğu kitaplardan yararlanabiliyorlar. Yani burada bir şekilde aslında tebliğlerde, yazılan kitaplarda her şekilde bu tüketici hukuku bir bütün ve yavaş yavaş zamanla oluşuyor. Bu çerçevede aslında aşağısında bu kararın, HGK kararının altında muhalefet şerhli arkadaşlar koymaya cesaret edememişler. Fakat içeriden anlaşıldığı kadarıyla burada açıkça görünüyor. İşte ilgili hatta adı geçen eser diye atıfta da bulunulmuş. Fakat muhalif üyeler haklı olarak demişler ki kardeşim burada vatandaş ücretsiz onarım hakkını bile kullanamamış ki servis hakkı ödemiş. Ve sonrasında çıkan gizli ayıp da haliyle aracı kullanmaya engelse bu durumda sözleşmeden dönmesinde bir mevzu bahis yok. Yani sözleşmeden dönebilir. Yargıtay kadar bunu hayır ilgili kitapta böyle yazıyor diyerek onları kestirip atmış görünüyor. Bunu öğlen yemeğinde, işte bugün çeşitli arkadaşlarımızla, hakim arkadaşımızla, keza öğretim görevlisi arkadaşlarımızla tartıştık. Bu durumda aslında biz muhalif görüşün daha ağır basması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir talihsiz karar olmuş ama Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin çok yerinde kararları var. Bunlardan bir tanesi şu anda ekranda. Elektrikli termos fonundan ölümlü kaza. Az önce bahsetmiştim, bir kaymakam beyin eşi doğuda elektrik çarpması sonucunda termos fonu oluyor ve burada garanti süresi falan artık söz konusu değil. Hatta aradan 7 sene geçmiş ama burada 10 senelik nihayetinde zaman aşımı süresi var ve burada ağır kusur var, gizli ayıp var. Hepsi bir arada böyle çok güzel bir tazminattan bahsediyoruz. 175 bin maddi, 100 bin manevi. Tabii yeri dolduramaz aslında ama aynı zamanda bu örneği size de vermiştik işte tüketici kimdir kavramında. Burada yetkili servisin ayıplı hizmetleri tüketiciyi yanıltarak daha fazla masraflı bir araza var gibi göstermesiyle tüketicinin mallar yararlanmasının engellenmesi hali, bedel iadesi, sözleşmeden dönmeyi evet, gerekiyor denmiş. Bu da Şubat 2016 tarihli bir karar. Ve net tipli bir adet piksel arızası bu. İlhan Bey'in önündeki Hakan Bey'in yazılı talimatına göre 2 dakikanız kaldı. Öyle mi? İşte ben altta bakıyoruz. Sona doğru gitmek bir de bunlar örnek var. Her neyse o zaman ben söyleyeyim. İlhan Karabey aslında 2 senedir Ticaret Mahkemesi Başkanlığı yapıyor. Burada çok taze diye size sunmuş olduğum karar bile aslında baktığımızda 2016 tarihli onama tarihi görünüyor. Fakat İlhan Bey 2 sene önce işte o zamanlar Ankara Tüketici Mahkemesi hakimiydi. Buradan görünen mevzu şu, şimdi avukatlar nazarından bakıldığı zaman kararlar çok geç çıkıyor değil mi? Sallandıracaksın 2 tane hakimi. Bak kararlar nasıl hızlı çıkıyor. Nerede sallandıralım? Ben de sonuncakla sallandırdım. İdama karşıyız tabii ki. Şimdi bizim tarafımızdan bakılan konusunda şöyle bir problem var. Ben yerine tüketici hakimini yaptığım dönemde tüketici hakimiyetinden dosyalar gelmedi bir türlü bize ve rica ettik ya bak sıkıştırıyorlar bize avukatlar sıkıştırıyor karar çıkartmamız lazım. Ne yapacağız lütfen bu dosyaları gönderin tehdit ediyoruz gönderdiler. Adam geldi ağladı. Ağladı dedi ki hakim bey ben belediye bünyesinde buraya atandım tüketici hakimiyetine inanın tek kişiyim ben bir önceki tüketici hakimiyeti başkanı vefat etti. Ve dosyaları bir yerlere kurmuş ben bulamıyorum. Yani bana iki tane stajyer gönderlerdi, senin ayarlarımı yapıyorlar, ben dosyaları bulamıyorum. Yani mevzular aslında biraz da hani sizin cephenizden farklı görünebiliyor ama bizim cephenizden daha farklı görünebiliyor. Bu Yargıtay ilanlarını ben hızlıca geçiyorum, başkanımdan izin isteyerek. Zamanı nasıl geçti burada unutuluyormuş hakikaten. Evet, bu kullanılandığı mesaj yoluna bildirilen cep telefonu. Burada ben... Evet, yetkili. Bir de şu mevzu var, başka bir kusura bakma. Yetkili servise yönlendirme, başvurma ve seçim katkı kullanım olarak değerlendirilemez. Tüketici problem konusunda bilgilendirilmeli. Tüketici onay verirse onların bunun hakkını kullandığı kabul edilmelidir. Seçim katlarla birlikte tazminat istenebilecektir ki yönlendirmiş zaten tüketici kanunu, borçlar kanununa ilgili maddeler, ayrıntıları zaten yazılıyor. Evet, bunu zaten size anlatmıştık. İlk 6 ay ortaya çıkan ayıpların ihbar mevcutunda olmadığı, ayıpların teslimatında var kabul edildiği, artık 6 ay sonrasında ortaya çıkan özellikle gizli ayıpların derhal satıcıya ve üreticiye bildirilmesi gerekmekte olduğunu kaçırılırsa bu hak düşünülür.
Ama 10 yıllık zaman aşımının içerisinde her zaman istenebiliyor. Ve özellikle bir garanti mevzusu varsa kanun 56. 57. maddelerinde garanti belgesi ve ihtiyarlı garanti kapsamları, bunlar tüketici daha lehine olduğu için öncelikle kullanması lazım. Evet, garanti kapsamında kalan ürünün eğer tamirin mümkün olmaması, sürenin aşılması, tamir olmasına rağmen yeniden arızalanması yerlerinde bunun tartışılması istiyorum. Bunlar tartışmaya hali vaktimiz kalmadı ve artık teşekkür kısmına doğru geliyorum. Özür dilerim tekrar. Kanunda veya sözleşmede daha uzun bir süre yoksa yıklamadan sorumlu teslim tarihinden 2 yıllık zaman aşama tabidir. Ayıp, doğru, kusur ya da hile gizlenilmişse zaman aşama hükümleri uygulanmaz arkadaşlar. Burada geçmişteki çalışmaları ve yargıtay ilgili hukuk dairelerinde tüketiciyle ilgili olumlu görüş değişikliklerine dair vesile olan bu tüketici hukuk kongresini çok önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Özellikle hakimler bazında ve ya biz kendi camiamızdan öyle görüyoruz. Avukatlar bazında da öyle. Yargıtay'da bu yönde görüş değiştirebildiğine göre hakikaten tüketici hukuku net beraber oluşturduğumuz güzel bir geleneksel bir enstitü çalışması yapıyoruz. Doğuş Üniversitesi'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakan Tokbaş başta olmak üzere Tüketici Hukuk Enstitüsü'nün değerli yönden teşekkür ediyorum. Ve son olarak artık o kadar dua okudum, ben güzel sizin yapayım diye üç kol falan kadar hepimizin üzeri üflemiştim çaktırmadan ama pek bir şey göremiyormuş. Her neyse. Telefonu daha rahat konuşuyorum, benim böyle takılmıyorum. Aynı zamanda onun mail adresim de var. Facebook'tan da ekleyebilirsiniz tabiri dersen de. Bir de hadisle bitirmek istiyoruz. Bu güzel bir mevzu, Peygamber Efendimiz söyledi. Sattığın zaman kolaylık gösteren, satın aldığın zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin. Yani bu sonuç itibariyle belki bir buradan da bir şey verebilirdik ama ben böyle bir şeyi tercih ettim. Tekrar teşekkür ederim. Sayın konuşmacıya biz de teşekkür ediyoruz. Sorularınız, katılımlarınız olacaksa lütfen onun hazırlığını yapın. Şu tebliğ bittikten sonra sözü size vereceğim. Zamanı iyi değerlendirme bakımından yazılı sorularınızı, katılımlarınızı beklerim. Şimdi söz sırası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Umut Yeni Ocak'ta. Kendisi bize kendisine ayıplı mal teslim edilen tüketicinin korunması konusundaki Yargıtay uygulamasını anlatacaklar. Buyurun Sayın Yeni Ocak, söz sırası sizde. Teşekkür ediyorum hocam. Yani laf olsun diye hocam değil, gerçekten hocam, lisansta. Onun başkanlık yaptığı bir oturumda sunum yapıyor olmaktan ayrıca bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca çok değerli isimlere, değerli meslektaşlara böyle bir platformda sunum yapmak mutluluk verecek. Şimdi ben biraz önceki sunum sırasında ilk defa salona bu taraftan bakabildim. Yani başından beri çünkü ön sırada arkam dönük oturuyordum. Görüntü biraz elektronik. Yani bize yönelmiş cep telefonları eşliğinde devam edecek bir sunum olacak anladığım kadarıyla. Benim sunumumda da bekliyorum bu ilgiyi, telefon ilgisini. Şimdi benim konum aslında her kongrede farklı bir şeyler yapmak istediğim için bu kongrede önem verdiğim, bizzat yaşadığım ve uygulama açısından da önemli bulduğum bir başlık olsun istedim. Hakan Bey'le istişareyle böyle bir başlık belirledik. Açıkçası uygulamada yani bu tür sorunları yaşayanlar bilir. Bizdeki durum şöyle, servis görevlisi bana şöyle demişti. Hocam araba işi şans işi. Yani bizde algı daha bu seviyelerde. O yüzden daha kat edecek yol çok. Müsaadenizle ben biraz önce Hakim Bey'in aslında birbirimizden habersiz olarak benzer bir şey yapmaya çalışmışız. Bir tedbir. Bu arada ben sadece kendimi görüyorum şeyi. Slide'ı.
sizin sayfada. Tamam, pardon. Şu tabloda özetlemeye çalışacağım. Çünkü yeni 6502 sayılı kanundan sonra ortaya çıkan genel görünüm aslında şu şekilde özetlenebilir. Yani tüketicinin kayıplı mal ya da hizmet alan tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklarla ilgili olarak görüntü toplu biçimde şu şekilde ifade edilebilir. Yine borçlar kanununa paralel olarak ve eski tüketici kanununa paralel olarak dört temel seçimlik haktan bahsedilmiş. Ancak bunların yönetileceği kişiler açısından eski kanununa göre değişiklikler var bildiğiniz gibi. Şu an yeni kanunda esas muhatap satıcı olarak kabul edilmiş. Fakat onların ve değişim hakları ile ilgili olarak da satıcı ile beraber müteselsil sorumluluk çerçevesinde üretici ve ithalatçıdan talebin yönetileceği muhatap olarak kanunda belirlenmiş. Tabii bunun mefhum muhalefinden ortaya çıkan sonuç bölme ve indirim taleplerinin sadece satıcıya yöneltilebileceği, diğer muhataplara yöneltilebileceği yönünde. Uygulama açısından özellikle dava dilekçelerinin hazırlanması sırasında oldukça önemli bir nokta en alt cümlede yer alan bu seçimlik haklardan herhangi biri talep edildiğinde mutlaka buna tabii eğer varsa bir oluşan zararın tazminini de eklemek gerekir. Yani onu bir ayrı bir seçimlik hak gibi değil, bu seçimlik haklara yeri geldiğinde, şartlar oluştuğunda eklenebilecek bir imkan, bir talep hakkı olarak görmek gerekir. Şimdi bu seçimlik haklarla ilgili sınırlamaları iyi bilmemiz lazım. Çünkü dava dilekçemizi yine hazırlarken bu sınırlamaları bilmeden %100 bir serbestlik içinde yani böyle düşünerek uyuşmazlık konusu olayın özelliklerini dikkate almadan taleplerimizi belirlersek yine bir istenmeyen sonuçla karşılaşma ihtimali doğabilir. Çünkü bu talep haklarının yani seçimlik hakların bazı sınırlamaları var. Dönme hakkıyla ilgili, sözleşmeden dönme hakkıyla ilgili tüketicinin korunması hakkında kanunda bir sınırlama görmüyoruz. Avrupa Birliği hukukundan farklı olarak yani ayıp ister önemli ister önemsiz olsun dönme hakkı kullanılabilecekmiş gibi bir görüntü var tüketici kanununa baktığımızda. Ama gerek doktrinde gerek yargıtay uygulamasında bu konudaki sınırlamanın genel hüküm niteliğinde değerlendirilebilecek borçlar kanunundaki satış sözleşmesinin 220. maddesinin 4. fıkrasındaki sınırlamanın tüketici hukuk açısından da uygulanabileceği yönünde. Ama bu konuda farklı görüşler de var. Yani şöyle ki 227'ye 4 der ki eğer dönme hakkının kullanılmasını hakim o uyuşmazlığın şartları bakımından uygun görmezse indirim ve onarım indirim ya da onların seçeneklerinden birine birini tercih eder ya da buna göre karar verir. Fark ederseniz burada değişim hakkı seçenek dışı kalmış durumda ve hakim duruma göre bunlardan birine karar verir şeklinde bir hüküm var borçlar kanununda. Acaba doğrudan böyle mi uygulanmalı yoksa tüketiciye yine de dönme hakkını kullanmak isteyen tüketiciye buna imkan yoksa ya da hakim bunu uygun bulmuyorsa vakanın şartlarından dolayı diğer o seçimlik haklardan birini serbestçe seçme hakkının verilmesi mi gerekir tartışması söz konusu. Yargıtay'ın ben kararlarına gördüğüm kadarıyla bu sınırlamayı borçlar kanunundakine benzer biçimde genellikle kullandığını gördüm. İndirim ikinci seçimlik hak bedelde indirim. Bu hakla ilgili de yine tüketicinin korunması hakkında kanunda bir hakkın kullanımı açısından bir sınırlama ölçütü yok. Burada da yine borçlar kanununun ilgili maddesinde 227'nin 5. fıkrasındaki sınırlama uygulanabilir mi sorusu akla gelir. Burada hükme göre, borçlar kanunundaki hükme göre indirim yerine yani şöyle oradaki kriterde eğer indirilecek miktar bedelin neredeyse tamamına yakın bir miktarsa artık bedelde indirim seçimlik hakkı yerine sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değişim
seçeneklerinden birisi kullanılır şeklinde. Yani buradaki boşlukta bu fıkraya doldurulacağı genel olarak kabul edilir. Ücretsiz onarım ve ayıpsız misliyle değişim hakları açısından ise tüketicinin korunması hakkında kanununda, yani 11. maddenin alt fıkralarında bir sınırlama var aslında. Oradaki ifade slide'da gördüğünüz orantısız güçlük çıkarmaması, oluşturmaması şartıyla bu hakların kullanılabileceği şeklinde. Şimdi yargıtay kararlarına geçeceğim. Bu genel bilgilendirme ışığında kararları birlikte değerlendireceğiz aslında. Şöyle ilk değişim karar 13. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar, 2008 tarihli. Burada yakıt sarfiyatının fazla olması şeklinde bir, yani vaat edilen yakıt sarfiyatının üzerinde bir yakıt harcadığı, bu şekilde bir ayıbın söz konusu olduğu iddiasıyla açılan bir dava var. Ve bu davada Yargıtay'ın genel, yani paralel olarak diğer benzer kanallarında da ifade ettiği bir yaklaşım var. O da şu, bu evet imalattan hata kaynaklı bir problem, bir ayıp. Dolayısıyla burada tüketici sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değiştirme haklarının kullanma imkanının verilmesi gerekiyor tüketiciye. Sonucuna varıyor bu kararda. Yalnız hem biraz önce değinilen elektronik ürünler açısından hem de otomobiller açısından şöyle bir temel problem var. Bu seçimlik haklardan işte ayıpsız misliyle değişim hakkının kullanılmasını aslında fiilen engelleyen bir durum var. Bildiğiniz gibi cep telefonları hemen her yıl, işte otomobiller birkaç yılda bir değişir. Yani modeller değişir. Bir pazarlama stratejisi olarak. Ve şimdi ayıbın ortaya çıkması, davanın açılması ve sonuçlanması Türkiye'deki şartları düşündüğünüz zaman bu süreç sonuçlanana kadar model değişmiş oluyor ve dolayısıyla siz ayıpsız misliyle değişim hakkınızı fiilen kullanamaz hale geliyorsunuz aslında. Çünkü karşı taraf diyor ki tamam haklı olabilirsin ama bende ayıpsız misli yok ki. Yani ben sattım. Elimde de aynı o senin aldığın modelden herhangi bir araç yok. Bu savunma adeta otomobil firmalarının ya da işte elektronik ürün üreten firmaların bir bu ayıpsız misliyle değişim hakkına hakkının kullanılması durumlarında bir kaçış yolu adeta, yani tüketici açısından baktığımızda bu hakkın kullanımının fiilen engellenmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bana göre, yani kendimi böyle bir davada tüketici yerine koyuyorum, ayıpsız misliyle değişimin dışındaki seçenekler birçok durumda benim zararımı tam olarak karşılamayabilir. Yani kanunun verdiği bu hakkı ben kullanmak istediğim halde, dediğim gibi bu satıcının pazarlama stratejisinin bir sonucu olarak bu hakkı kullanamayabiliyor. Tabii bu söylediğim kişisel olarak böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum ama aslında Avrupa Birliği hukukunda da Almanya'da da bu hakların kullanımı açısından önemli sınırlamalar var. Yani şöyle ki eğer ilk derecede kullanılabilecek haklar özellikle sözleşmeyi ayakta tutan işte onarım bedelde indirim gibi haklar. Ondan sonra sözleşmeden dönme ya da işte ayıpsız misliyle değişim aşamalarına geçiş söz konusu. Genelde böyle bir anlayış var. Bana kalırsa bu durum tüketicinin mağduriyetine sebep olduğu gibi satıcının ifa ettiği borç açısından daha özenli, daha dikkatli davranmasına da teşvik etmeyen ya da bu konuda onu yeterince zorlamayan bir sonuca sebep oluyor. Yargıtay şöyle yapıyor, bu ayıpsız misliyle değişim imkanını veriyor ama bir icra iftas kanununun 24. maddesine dayanarak şöyle bir uygulama yapıyor.
Evet, ayıpsız misliyle değişim hakkının tüketiciye verilmesi lazım. Hatta bakın şu en altta Hukuk Genel Kurulu kararı var aynı yönde diye ifade ettim. Bu kararda yerel mahkemenin bir direnme kararı var. Mutlaka okumanızı isterim. Aslında burada benim ifade etmeye çalıştığım şeyi çok güzel ifade etmiş. Ve direnme kararı o Hukuk Genel Kurulu kararında da onaylan yani doğru bulunmuş. Dolayısıyla bu seçimlik hakkı tüketiciye vermek gerekir. İşte model değişti deyip diğer seçeneklerden hangisini istiyorsun şeklinde bir duruma zorlamamak gerekir anlamında bir karar. Peki gerçekten model değişmiş ve misliyle değişim fiilen mümkün değilse işte icra kas kanunu 24'ten yola çıkarak icra memurunun o misliyle değişim hakkını kullanma açısından işte satıcının adresine gitmesi orada yoksa böyle bir benzer model yani o tüketicinin aldığı ve eskiyen artık model aynısı yoksa eğer mahkeme kararında bu misliyle değiştirmesine karar verilen otomobilin bedeline ilişkin bir bedel varsa o bedel artık alacağın konusu haline dönüşür. Yani misliyle değişim yerine otomobilin ilanda karar verilen bedelinin tahsili gerekir. Eğer ilanda otomobilin bedeline ilişkin bir karar yoksa bu durumda da icra memuru, müdürü o tarih itibariyle bir raiç değer tespiti yapar. Bu raiç değer tespiti neye göre yapılır ve yapılan o değer tespiti tüketicinin bu mağduriyetini gidermek için yeterli mi? Bunlar flu yani çok net olmayan alanlar. Dolayısıyla genellikle bu misliyle değişimle ilgili yer biten yaklaşımı bu. Karar ver diyor mahkemeye, olsun fiilen o model olmasa bile işte icra memurunun müdürünün belirleyeceği bedel tahsil edilir şeklinde bir yaklaşım var. Tabii daha önce söylediğim şeyi burada da tekrarlamak istiyorum. Bu formül dahi sizin zararlarınızın tazminat açısından yeterli bir sonucu ortaya çıkarmayabilir. Genelde böyle olur. O yüzden bu seçimlik hakka zararın tazmini talebinde eklemek gerekir. Ve hatta burada bana göre şöyle bir şu kararda da söz geçiyor. Otomobilin değeri açısından biliyorsunuz bir son model ifadesi var. Daha doğrusu değeri var aslında. Yani son o markanın son modelini ben satın aldım ama ayıplı çıktı. Mesele çözülene kadar son model falan kalmadı. Yani model değişti. Dolayısıyla bana göre misliyle değişim kararının verildiği tarihte artık son model yani vaktiyle verdiği paranın karşılığı olarak aldığı son modeli elde etme şansını yitiren tüketicinin bundan kaynaklı bir zararın da kabul edilmesi lazım. Yani eğer bu yapılmazsa her seferinde otomobili alırken verdiği paranın işte iadesinden, faiziyle birlikte iadesinden başka talep edebileceği bir şey kalmayacaktır. Bu da birçok örnekte mağduriyetin tam olarak giderilmesi ve kanunun aslında amacının gerçekleşmesi açısından yetersiz olacağı düşüncesindeyim. Bu örnekte sürekli yağ eksiltme problemi araçta yine bir önemli problem olarak ve üretim açıklı üretimden kaynaklı bir problem olarak tespit ediliyor teknik olarak. Talep burada değişim ya da sözleşmeden dönme yani bedel iadesinin talep edilmesinin aslında bu seçimlik haklarda sözleşmeden dönme hakkına tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu tertipli talepleri ileri sürmüş davacılara ve enteresan yerel mahkeme son model aracın teslimi diye bir karar vermiş. Yargıtay da diyor ki şöyle son model aracın teslimi diye bir şey olmaz. Ayıpsız misli varsa onu veririz yoksa işte o İcraat Kas Kanunu 24'teki kural uygulanır. Sen burada talebi de aşan bir karar vermişsin diyor. Tabii usul hukuk açısından yeterli net şeyler söylemem mümkün değil ama sanırım Yargıtay'ın da bu yaklaşım usul hukuk açısından yerinde. Son model diye bir kararı vermen mümkün değil sonucuna varmış burada. Bir başka karara bakacağız. Burada problem biraz nispeten küçük jant kapaklarında soyulmalar var.
Bundan dolayı misliyle değişim ya da işte sözleşmeden dönme bedel iadesi talebi ileri sürülmüş. Burada işte biraz önce bahsettiğim o seçimlik haklara getirilen sınırlamalar çerçevesinde böyle bir talep, yani işte ayıp karşısında sözleşmeden dönme, işte misliyle değişim, bu kadar sıra dışı ya da işte sert olabilecek karşı tarafta satıcı açısından hakkaniyete uymayan sonuçlar ortaya çıkaracak bir talebi ileri süremezsin ya da işte bu kabul edilemez sonucuna varıyor. Ama ilginçtir, bunu Yargıtay'ın diğer kararlarında da görüyoruz. Yine usul hukuku açısından değerlendirilebilir. Çoğun içinde az da vardır diyerek diğer seçim hakların kullanılması ya da işte kullanmış gibi o yönde karar verilmesi yönünde bir yaklaşım var. Yani işte can kapaklarında sorun var. Ben iade edip işte parasını almak istiyorum veya ayırsız misliyle bütün otomobilin aracın değiştirilmesini istiyorum dese bile burada bedelde indirim anlamına aslında gelecek. Jant kapaklarının değeri neyse onun tahsiliyle karar verilebilir der. Yani aslında o seçim kartlardan bedelde indirime denk gelen bir sonuç ortaya çıkmış olur. Bir başka kararda boya kusuru söz konusu. Tabii boya kusuru yani böyle bazen çok küçük bir kusurmuş gibi ifade ediliyor ama biliyorsunuz ki boyalı araç yani Türkiye piyasasında bayağı şey yani değeri özellikle bir son model yani yeni sıfır alınmış bir otomobilse boya kusuru bayağı önemsenen bir şey. Bunun da zararının hesabı ya da varlığı açısından bu algının da bence dikkate alınması gerekir. Çünkü sonuç itibariyle o araç Türkiye piyasasında el değiştirecek ya da bir değer ifade ediyorsa Türkiye piyasasında bu değeri ifade edecek. Boya kusurunun ağırlığını bir teknik olarak tespit ediyor Yargıtay yerel mahkemeye ve ona göre bu seçimlik haklardan işte bedel indirimi uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Buna bu şekilde karar ver demiş bu kararını. Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı tırgar kayışıyla ilgili bir problem ve motorda büyük problemlere sebep olmuş bu kayıştaki problem. Tabii önemli bir ayıp söz konusu. Dolayısıyla o seçim haklardan herhangi birini serbestçe kullanabileceği şeklinde bir sonuca varmış bu kararın sonuç kısmında. Yine bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı. Şimdi şöyle problemler var ya da yerel mahkemelerde farklı kararların çıkması söz konusu. Hukuk Genel Kurulu'nun ve Yargıtay'ın genel yaklaşımı bu kararda ifade edilmiş. Dava açılmış ama araç kullanılmaya devam edilmiş. İşte o kullanımın karşılığını ödemesi gerekir, gerekmez tartışması tüketicinin. Burada Yargıtay bana göre çok isabetli bir yaklaşım var söz konusu. Tüketicinin otomobili iade yükümlülüğü ancak sözleşmeden dönme seçimi hakkını kullanılması halinde vardır. Çünkü sözleşmeden dönme bildiğiniz gibi sözleşme ilişkisini ortadan kaldırma etkisi yaratacağı için yani sözleşme ilişkisi tasfiyesine yönelik bir seçimlik hak olduğu için ancak bu seçimlik hakla hakkın sonucu olarak otomobilin satıcıya iade edilmesi gerekiyor. Onun dışındaki seçimlik hakların kullanılması halinde dahi otomobilin kullanılmaya dava süreci boyunca kullanılmaya devam edilmesi bir çelişkili davranış teşkil etmez. Sonucunu aslında çıkarıyoruz bu karardan. Otomobil iade, hani ben sözleşmeden dönüyorum, otomobil iade etmek istiyorum veya ayıpsız misliyle değiştirmek istiyorum. Bu ihtimallerde bu talep kullanılana kadar ki süreçte otomobilin işte bir rehin ya da haciz işlemine konu edilmiş olması, yani üzerinde takidat bulunması hallerinde bu takidat kaldırılmadıkça sözleşme ilişkisinin tasfiyesi mümkün olmayacağı anlamında bir karar. Dolayısıyla takidat kaldırılmadığı için
iadesi, satıcıya iadesi mümkün değildir. Diğer seçim haklar dikkate alınmalıdır sonucuna varılan bir karar. Bir başkasında bedel iadesi yani ya da otomobilin iade edilmesi ve yani sözleşmeden dönülmesi ihtimalinde bu aşamada bir hasar durumu söz konusu olursa otomobilde iade edilecek bedelin hesabında bunların da dikkate alınması gerekir doğal olarak. Bir de iade edilen bedel açısından, satıcıdan tüketiciye iade edilen bedel acaba faiziyle birlikte mi iade edilecek? Evet öyle ama o faizin işlemeye başladığı tarih açısından yargıtayın kabulü şu ki otomobil fiilen ne zaman satıcıya teslim edilmişse o aşamadan sonra yani o tarihten itibaren faiz talep edilebileceği yönünde çok sayıda kararının olduğunu görüyoruz. Bir başka hukuk genel kurulu kararı, yine biraz önce söylediğim şeye paralel aslında, rehin veya haciz gibi bir takilatın bulunmasının etkileriyle ilgili farklı bir içeriği yok. Bu karardaki son karar, ifade ilginç, bana göre isabetli, yani daha doğrusu söylemek istenilen, vurgulanmak istenilen şey, 2 dakikamız kaldı, bana göre doğru. Otomobilde birçok farklı sorunlar ortaya çıkmış ve diyor ki tüketicinin araca duyduğu güvenin aslında burada araca yerine hani satıcıya ya da sözleşmeye duyduğu güvenin sarsıldığı hallerde artık sözleşme ilişkisinden dönülmesi hakkı yani bu seçim hakkının kullanılması gayet makul bir talep olarak ortaya çıkar sonucuna varmış. Bu karar bilgilerini web sitemden paylaşacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz de sayın konuşmacıya teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı sayın doçent doktor Murat Topuz bizlere taşınmaz simsarlığı ilişkisinde tüketicinin korunmasını anlatıyorlar. Söz sizinle Sayın Topuz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bana ayrılan süre zarfında ben taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım. Fakat bu sunumu taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin tanımı unsurları, hüküm ve sonuçları şeklinde değil de uygulamada taşınmaz simsarlığı sözleşmesinde nami diğer emlakçılık danışmanlığı ya da emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu, emlakçılık sektöründe tüketicilerin yaşadığı problemlerin neler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İşin açıkçası bu sunumu yaparken biraz da endişelenmiyor değilim. Katılımcılar arasında emlak sektöründe çalışan, oradan ekmek kazanan birileri varsa çıkışta beni yakalayabilirler. Şimdi ben sunumumu dört başlık altında toplamaya çalıştım. Öncelikle genç arkadaşlarımız var. Bu sözleşmeyi bir hatırlatmak istedim. Simsarlık sözleşmesi nedir? Taşınmaz simsarlık sözleşmesi nedir? Bu sözleşme tüketici yasası kapsamına ne zaman girdi? Tüketicinin bu sektörde yaşadığı mağduriyetler nelerdir? Özellikle taşınmaz simsarlık sözleşmesinde haksız şart denetimi nasıl gerçekleşir? Bunlar üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle hatırlayalım. Simsarlık sözleşmesi nedir? Türk Borçlar Kanunu 520. maddesinde simsarlık sözleşmesi simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasını aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşme olarak tarif ediliyor. Yansıda ufak bir şema oluşturmaya çalıştım. Simsarlık sözleşmesi simsar ile iş sahibi arasında kurulan bir sözleşme. Bu sözleşmenin temel amacı
iş sahibine arzu ettiği müşteriyi bulup onları uzlaştırmak ve asıl sözleşmenin kurulmasını temin etmek. Bu çerçevede de sözleşmede kararlaştırılan ücreti almak. Fakat genel olarak simsarlık sözleşmesi değil de özellikle taşınmaz sektörüne ışık tutmak bağımından taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım için bir de ona özgü bir tanım paylaşmak istiyorum. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, simsarın bir taşınmaz üzerindeki aynı veya şahsi hakkın tesisini konu edinen bir sözleşmenin kurulması fırsatını gösterme, burası önemli, veya sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi ve iş sahibinin de aksi kararlaştırılmadıkça asıl sözleşme kurulunca ücret ödemeyi borçlandığı bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer simsarlık sözleşmelerinden taşınmaz simsarlığını ayıran en önemli özellik bu sözleşmenin Borçlar Kanunu 520. madde çerçevesinde, 3. fıkra çerçevesinde yazılı şekil şartına bağlı tutulmuş olmasıdır. Kısaca simsarlık sözleşmesinin taraflarını da hatırlatmakta fayda var. Simsarlık sözleşmesi simsar ve iş sahibi arasında gerçekleşiyor. Simsar asıl sözleşmenin yapılmasına aracılık eden, iş sahibi ise taşınmazını satmak isteyen, kiralamak isteyen, üzerinde herhangi bir aynı ya da şahsi hak kurdurmak isteyen kişiyi teşkil ediyor. Simsarlık sözleşmesinin ikinci unsuru ise asıl sözleşmenin kurulması için simsarın bir aracılık faaliyetinde bulunmasıdır. Bu sözleşmenin esaslı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ücret unsuru, simsarlık sözleşmesi ücretsiz söz konusu olamaz. Olursa farklı bir tür sözleşme hüviyetine bürünür. O bakımdan da simsar yaptığı aracılık faaliyeti sonucunda bir ücrete hak kazanır. Tabii ki bu hususlar üzerinde tarafların mutabakata varması, konsensüse varması, anlaşması gerekiyor. Şimdi doktrinde simsarlık sözleşmesi türü olarak birçok ayrım yapıldı. Ben bu ayrımların hepsini zikretmeyeceğim. Teorik bir tartışma da açmak istemiyorum. Benim bakımımdan, konum bakımından önemli olan ikili bir ayrım var. Doktrinde deniyor ki simsar ya bulucu simsardır, fırsat gösterici simsardır ya da aracı simsardır. Şimdi nedir bunlar? Önce bulucu simsar. Bulucu simsar sözleşmenin kurulması imkanını gösteren simsara denir. Bulucu simsarın en önemli özelliği iş yerini kiralanacak ya da satılacak eşyanın sahibini göstermesi, asıl sözleşmenin taraflarının buluşması için bir çaba sarf etmesidir. Burada üçüncü kişinin yani asıl sözleşmenin kurulacağı kişinin bilgilerini ve iş sahibinin onunla irtibata geçebilmesi için gerekli bilgileri ona sağlamak söz konusudur. Bunu yapması ve gerçekleştirmesi ücretli hak kazanması için yeterlidir. Sözleşmenin ayrıca kurulması şart değildir. Aracı simsar ise asıl sözleşmenin kurulmasına aracılık eden simsardır. Aracı simsar neleri yapacak? Bulucu simsardan çok daha ağır yükümlülükleri var. Deniyor ki bir, tarafları bir araya getirecek. İki, görüşmeleri ve müzakereleri yönetecek. Pazarlıklarda rol oynayacak ve taraflar arasında bir uyuşmazlık çıktığında da onları uzlaştıracak ve asıl sözleşmenin yapılması için elinden gelen aracılık faaliyetini gerçekleştirecek. Ancak şunu belirtelim ki ücrete hak kazanmak için az önce saydığım faaliyetleri gerçekleştirmek yeterli değildir. Tüm bu faaliyetlerin nihayete ermesi ve asıl sözleşmenin kurulması şarttır. Demek ki bulucu simsarda sadece sözleşmenin yapılacağı fırsatı göstermek kafiyken aracı simsarda bu yetmez. Sonucun gerçekleşmesi ve asıl sözleşmenin kurulması gerekir. Peki, simsarlık sözleşmesi tüketici yasası kapsamına ne zaman girmiştir? Öncelikle belirtelim ki simsarlık sözleşmesi
Borçlar Kanunumuzun 520 ila 525. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hatırlanacağı üzere eski ticaret kanunumuzda 100. madde ile 115. maddeler arasında ticari işler tevhalı şeklinde sözleşme tipi de yer almakta idi. Fakat yeni ticaret kanunumuz bu hükümlere yer vermeyerek durumu tamamen borçlar kanunundaki düzenlemeye terk etmiştir. Bu kapsamda ticaret kanununda ticari işler tevhalı yer almadığına göre tacir olsun olmasın artık simsarlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda tabii ki borçlar kanunu uygulanacaktır. Ama tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde tüketici yasasının uygulanması da tabii ki konumuzun en önemli kısmını teşkil ediyor. 6502 sayılı yeni tüketici yasasında tüketici, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor. Ve 3. maddenin L bendinde de tüketici işlemi tanımlanıyor ve o tanımın içerisinde simsarlık sözleşmesinin de tüketici işlemi olmak koşuluyla tüketici yasasına dahil olduğunu ortaya koyuyor. O halde tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde artık görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Hatta duruma göre şartları varsa diğer tüketici kuruluşlarına başvurmak da mümkündür. Burada yeni tüketici yasasını eskisinden ayıran en önemli nokta, eski tüketici yasasında simsarlığın kapsama dahil edilmemişken yeni tüketici yasasında bunun artık yeni yasa kapsamında değerlendiriliyor olmasıdır. Bu kısa girişten sonra konumuzun özüne dönebiliriz. Şimdi simsarlık sözleşmesinde uygulamada birçok sorun çıkıyor. Ben kendime göre en fazla karşılaştığım sorunlardan ufak bir liste yaptım. Birincisi, taşınmaz simsarları iş sahibine standart sözleşmeler sunmak suretiyle onların imzalanmasını temin ediyoruz. İkincisi, bu sözleşmelere tüketici müdahale edemiyor, müzakere edilemiyor. Dolayısıyla da bu sözleşmelerin aslında birçok haksız şartı da içinde barındırıyor. Ayrıca simsar ücret alacağını garanti altına almak için çeşitli garanti klozları, kayıtlar ya da teker kayıtları sözleşmeye koyuyor. Bu da çoğu zaman tüketici aleyhine sonuçlar doğuruyor. Ayrıca bir diğer önemli sorun, uygulamada yaşanan kaparo yani bağlanma parası ile cayma parasının tamamen karıştırılarak sözleşmelere konması ve sözleşme kurulmadığında bu paranın iade edilip edilmeyeceği noktasında çıkmakta. Diğer taraftan bir önemli sorun ise fahiş ceza koşulu kararlaştırmak suretiyle tüketicilerin mağdur edilmesi. Şimdi bunları somuta indirgeme çerçevesinde internetten bir araştırma yaptım ve makbu ya da standart şekilde hazırlanan bazı emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu ya da taşınmaz simsarlığı ve benzeri gibi sözleşmelerden örnekler bulmaya çalıştım. O örneklere baktığımızda bu söylediğim soruların aslında kaynağını çok rahatlıkla görme imkanımız var. Şimdi bu slayta verdiğim örnekte en önemli sorun kaparonun bir cayma tazminatı niteliğinde zikredilmesi. Diğer taraftan yine cayma tazminatının iade edilip edilmeyeceği bir kavram kargaşası, zararların tazmini noktasında standart sözleşmeyi koyan bir hükmü görebiliyoruz. Bir diğer örnekte ise aslında bu sözleşme bir aracı simsar sözleşmesi. Normalde ücrete hak kazanabilmek için sözleşmenin gerçekleşmesi gerekirken hizmet bedeli altında belli bir oranda
ücretin sözleşmeye konduğunu görüyoruz. Zaten dokuzuncu maddeye baktığımızda oradaki ceza şartın artık evlere şenlik olduğunu görebiliriz. Satıcı ondan da yükümlü, bundan da yükümlü, suyundan da falan. Yani bu sözleşmenin altına imza atmak herhalde pek akıl kârı bir şey gibi gözükmüyor. Bir diğer örnekte yine uygulamada çokça karşılaştığımız emlak gösterme belgesi. İlgili kişi emlakçıya gittiğinde ya da taşınma simsarına gittiğinde hemen kendisine bir form doldurtuluyor. Bu form emlak gösterme, taşınmaz gösterme formu olarak adlandırılır. Ama içeriye baktığınızda sanki aracı simsarmış gibi sözleşmeyi kurmuş da elde edilecek ücretten belli bir oranın talep edildiği ve ödeneceğine ilişkin bir takım kayıtlar göze çarpıyor. Yine bir diğer örnekte ise satışlarda muvaza konusundan burada herhalde bahsetmem gerekiyor. Hani fiyatlar düşük gösterilir, açıktan ödemeler yapılır diye gerçek bedel üzerinden komisyonların istenmesi, yine faiz yürütülme hususu, yine iş sahibini belli bir süre zarfında bir başkasına o taşınmazı satamayacağı, bir başkası bir başka simsarla anlaşma yapamayacağı yönde süre yönünden, oldukça da uzun bir süre yönünden kısıtlama söz konusu olabiliyor. Yine bu örnekte de kaporo ve cayma tazminatı kargaşasını görüyoruz. Netice itibariyle benim anladığım kadarıyla, uygulamadan gördüğüm kadarıyla şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İş sahibi ya da bu iş sahibini açacak olursak taşınmazı satmak isteyen, kiralamak isteyen ya da taşınmaz almak isteyen ya da kiralamak isteyen kimse emlakçıya ya da taşınmaz simsarına gittiğinde onun önüne önceden hazırlanmış, ilgili kişiyle müzakere edilmemiş, sadece oran ve miktarların nokta noktayla boş bırakıldığı sözleşmeler ciddi anlamda uygulama teşkil ediyor. Bu da tüketici yasası çerçevesinde haksız şartları gündeme getiriyor. Haksız şart tüketici yasasında nasıl düzenleniyor? Bu sunuyu bir haksız şart sunusuna da döndürmek istemiyorum. Sadece kısa bir hatırlatma bağında 5. maddede haksız şartlar şöyle tanımlanıyor. Bu tanım ve düzenlemelere göz attığımızda az önceki sözleşme şartlarının haksız şart olarak nasıl gündeme geldiğini ve nasıl mağduriyetler yarattığını çok daha iyi analiz edebiliriz. Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı çelik biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Bu şartlar kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışında kalan hükümler ise geçerliliğini muhafaza etmektedir. Hatta bu sözleşmeyi hazırlayan kişi haksız şart niteliğindeki hükümler olmasaydı ben bu sözleşmeyi zaten yapmayacaktım iddiasında bulunarak o sözleşmeyi bir bütün olarak hükümsüz kılmasına da 5. madde müsaade etmemektedir. Burada tüketici yasasının dikkat çektiği en önemli nokta bu tür sözleşmelerin önceden hazırlanmış ve standart sözleşme niteliğinde olması tüketicinin bu sözleşmelerin içeriğine müdahale edememesidir. Bazen de sözleşmelerin bir kısmı müzakere edilir. Özellikle az önce yansıya verdiğim nokta nokta olarak bırakılan yerler sanki taraflar arasında müzakere edilmiş, ona göre kararlaştırılmış izlenimi uyandırıyor. Çoğu zaman tüketicinin o oranlara müdahale etmesi de söz konusu olmuyor. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinde eğer onun standart bir sözleşme olduğu sonucuna varılırsa içlerinden bazı hükümlerin münferiden müzakere edilmesi o sözleşmenin bir bütün olarak müzakere edildiği
anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan sözleşmelere konan hükümlerin açık ve anlaşılır olmaması, yoruma oldukça açık olması. Böyle bir durumda da tüketici yasası açık ve anlaşılır olmayan sözleşme şartlarının düzenleyenin aleyhine, tüketicinin lehine yorumlanacağını ortaya koymuştur. Peki, haksız şart dediğimiz bu şartlara tüketici yasasında örnekler sayılmış mıdır? Aslında somut olarak şu haksız şarttır, bu haksız şarttır denmemiş ama tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasında bu yönetmeliğin ikinci yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir denmiştir. Bu listedeki şartlar sınırlayıcı olarak da zikredilmemiş, örnekleyici olarak zikredilmiştir. Şimdi bu liste oldukça uzun. Hepsini burada sayacak değilim ama özellikle az önce sizlerle paylaştığım 4-5 sözleşme kapsamında nelerin haksız şart olarak değerlendirdiğini yönetmelik çerçevesinde sizinle paylaşabilirim. Yönetmelikte deniyor ki aşağıda yer alan sonuçları hedefle veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız şarttır. Neler bunlar? Sözleşmeyi düzenleyenin yasal sorumluluklarını kaldıran ve sınırlayan şartlar, tüketicinin yasal haklarını ortadan kaldıran ya da ölçüsüzce sınırlayan şartlar, düzenleyenin kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin herhalde ifa ile yükümlü olduğu şartlar, ayrıca tüketiciye sözleşmeyi kurmaktan, ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketim kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden ya da benzer türden bir yükümlülük altına girmediği şartlar, yükümlülükleri yerine getirmeyen tüketicinin orantısız biçimde yüksek tazminata mahkum edilebileceği ya da öngörüldüğü şartlar, düzenleyenin keyfi şekilde ya da istediği şekilde sözleşmeyi feshedip sona erdirebileceği hallerde tüketicinin aynı imkanlardan yoksun olduğu şartlar, tüketicinin sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olmayacağı ve o sözleşmeden geri dönülemez bir şekilde o sözleşmeye bağlanacağı şartlar, yine sözleşmeyi düzenleyen yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen tüketicinin bütün yükleri yerine getirmesini zorunlu kılan şartlar, haksız şartlardan bazıları olarak listede yer alıyor. Bu bilgilerden sonra... 2 dakikamız kaldı. Ne kadar hocam? 2 dakika. Hocam daha yeni başladı. Hakan Bey bana dedi ki biz özellikle sizi son sunuya koyduk ki rahat rahat yatıya kadar konuşun diye. Hakan Bey'in talimatı önünde. Eğer öyle mi? Bir talimat yazılılık geçerlidir o zaman hocam. Yazılılık geçerlidir. Şimdi benim bu bilgiler ışığında yapacağım değerlendirme, tüketiciler sözleşmelere müdahale edemiyor, içeriğine müdahale edemiyor. Haksız şartlar söz konusu olduğu için de oldukça mağdur oluyor. Bu haksız şartlar kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi. Uygulamada en büyük problem yer gösterme formu adı altında sanki aracı simsarmış gibi ücrete hak kazanıldığının iddia edilmesidir. Ayrıca ceza koşul olarak fahiş ücretler kararlaştırılması ve bu konuyla ilgili tüketicinin başvurabileceği imkanların kısıtlı olmasıdır. Bir diğer sorun, kapora adı altında alınan ücretlerin aslında borçlar kanunu 177'ye uymaması, kaporanın sözleşme kurulmadığında iade edilmesi gerekirken adeta cayma tazminatı gibi muhafaza edilmesi, halbuki borçlar kanunu 178'de cayma parasının farklı hukuki statüye sahip olduğunu belirtmek istiyorum.
Diğer taraftan simsar alacağını garanti altına almak için birçok garanti klozları koymakta. Bu garanti klozlarının başında simsarın faaliyetiyle asıl sözleşmenin kurulması arasındaki illiyet bağının kaldırılması, faaliyetler sonucunda asıl sözleşme kurulmamış olsa bile yine sözleşmeye uyarınca ücrete hak kazanacağına ilişkin hükümlerin zikredilmesi, sözleşmeye tekel kayıtlarının konması, anlaşmaya varılan simsar dışında bir başka simsara kesinlikle o sözleşme imkanının sağlanmayacağının taahhüt ettirilmesi, iş sahibinin bu sözleşmeleri kendi çabasıyla yapması durumunda yine ücrete hak kazanacağının konması en önemli iki kloz olarak karşımıza çıkıyor. Bu klozlar tüketicinin haklarını önemli ölçüde kısıtladığı için yine haksız şart denetimine tabi oluyor. Bir diğer önemli sorun ise yabancı şirketlerden franchise almak suretiyle Türkiye'de faaliyet gösteren emlak sektöründe faaliyet gösteren taşınmaz simsarları, bunların uygulamada yaşadığı en büyük problem yurt dışı menşeli şirketin standart olarak hazırladığı sözleşmelerin Türkiye'deki tüketiciye sunulması. Bir problem çıktığında da efendim bu bizim uygulamamız değil, yurt dışındaki şirketin uygulaması, dolayısıyla biz bunu yapmaya mecburuz demek suretiyle tüketicinin haklarına engel olmaya çalışılmasıdır. Tabii ki görüşümüze göre bunun bir anlamı yok. Her halükarda yabancı menşeili de olsa Türkiye'deki tüketiciye sunulan standart sözleşmeler ya da haksız şart içerikli sözleşmeler de aynı denetime tabidir. Son bir cümle olarak hocam müsaade ederseniz, şimdi emlakçılar, evet, taşınmaz simsarları bu tür sözleşmeleri yapıyor, tüketicileri mağdur ediyor. Peki tüketiciler birer melek mi? Onların hiç mi kabahati yok? Uygulamaya baktığımızda tüketicilerin taşınmaz simsarları bakımında yarattığı en büyük iki problem şu. Birincisi, tüketici aradığı özellikteki taşınmazı bulunca ya da aradığı özellikteki müşteriyi bulunca hemen simsarı, yani emlakçıyı saf dışı bırakarak ona ödeyeceği ücreti ödememe yolunu seçmek suretiyle sözleşmeyi, asıl sözleşmeyi yapacak olan olacağı kişiyle doğrudan doğruya irtibat kurarak onu bypass etmesi. Böyle bir durumda açıkça belirtelim ki emlakçının ya da taşınmaz simsarı ücrete hak kazanacaktır. İkinci problem ise yine istediği taşınmaz ya da istediği müşteriyi bulunca kendisi devreden çıkmak suretiyle yakın bir akrabasına o sözleşmeyi, asıl sözleşmeye yaptırması ya da yakın birine bu sözleşmeyi yaptırmak suretiyle yine simsarı bypass ederek ücret ödemekten kaçınmasıdır. Böyle bir durumda yine açıkça belirtelim ki bizim taşınmaz simsarlığındaki taşınmaz simsarlığı sözleşmesindeki ücrete hak kazanmak için aradığımız illiyet bağı tazminat hukukundaki uygun illiyet bağı değil, federal mahkemenin ortaya koyduğu psikolojik nedensellik bağıdır. Nedir bu? Eğer taşınmaz simsar o sözleşmenin yapılmasında en ufak bir rol oynamış olsa bile asıl sözleşmenin tarafını harekete geçirecek bir etkende etkili olmuşsa artık ücrete hak kazanacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın konuşmacıya biz de teşekkür ediyoruz. Söz sırası sizde, bilmiyorum. Söz alacak haliniz kaldı mı? Avukat Nesin Avcı, ben Murat Hoca'ya sormak istiyorum. Kendisi de söz etti zaten, bu bağlanma parası bir cayma parası ile ilgili sözleşmelerde yaşanan kargaşa.
bazen aynı sözleşmenin içinde bağlanma parası olarak nitelendirilen şeyi, işte bir madde yukarıda bağlanma parası olarak diye yorumlayabileceğiniz bir hükmü, işte iki madde aşağısında aslında bir cayma parası olduğunu da görebiliyorsunuz iade ile ilgili hükümler getirildiğinde. Böyle bir sözleşmenin yorumunda acaba bu tarafların iradelerine göre bağlanma parası olarak mı nitelendirilecek, cayma parası olarak mı nitelendirilecek, karma bir şey mi yapılacak? Orayı tam olarak çıkartamıyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bence bu bir sözleşme yorumu meselesi. Borçlar kanunumuzda şöyle deniyor: aksi belirtilmedikçe bağlanma parası sayılır. Dolayısıyla sözleşme içerisinde cayma tazminatı olarak bir ifade geçmişse artık onun kapalı olarak değil de cayma tazminatı olarak değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum, ama yine orada bir açık kapı bırakmak istiyorum. Bu bir sözleşmenin yorum meselesi. Buyurun. Benim sorum Umut Hocam olacak. Avukat Zehra Kuzu İzmir Barosu'ndan. Ben 17 gün önce 2016 bir model aracı satın aldım. Aracı aldığım andan itibaren stop etmeye başladı. Çok zor çalıştı. Bayinin karşısında bir şal istasyonu var. Oraya girdim ve araçtan duman çıktığını gördüm. Kaputu açtık, baskı balata yanıyor. Bunu tabii bize söyleyen çevre bayilerden birileri geldi yardıma. İstasyondan birileri geldi. Ben bunu aradım, bayiye ilettim. Böyle böyle dedim, bakın benim aracımdan duman çıkıyor dedim. Bir sıkıntı yok, siz devam edin. O motorun üstüne biz bir sprey sıkıyoruz, o spreyin dumanı çıkıyor dediler. Ben de madem öyle tamam devam edeyim dedim yani. Araba peki istop ediyor, bu neden kaynaklanıyor dedim. Siz, ben daha önce Dacia kullandım. O arabaların debriyajları çok ağır, bizim arabanınki çok hafif, gaza kökleyebilirler. Ben de tamam dedim, ben de gaza yüklendim, gidiyorum. 3 kilometre bile gitmeden debriyaj yeri de kaldı ve araba olduğu yerde otobanın ortasında kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca bekledim, direkt tabii ki aradım. Arabadan feci bir şekilde duman çıkıyordu ve arabaya çok kötü bir koku aldı. Arabanın çevresinde bile durulmuyordu. Biz arabayı kilitledik, uzaklaştık her ihtimale karşı. Servisi aradığımda bana çekici geliyor, çekici geliyor dediler. 2 saat geçti, çekici benim yerime bilmiyor ki nereye gidiyor dedim, ben dedim çekici. Bana beni çünkü arayıp adresimi soran olmadı. Daha sonra 3 saat sonra bir çekici geldi. Baya sizin ölmenizi istemişler, kurtulalım falan diye. Galiba. Daha sonra çekici geldi, aracı nereye götüreceğini sordu. Ben de benim evin önüne çekebileceğini söyledim. Daha sonra bunu teyit etmek için bayi aramışlar. Bayi demiş ki onun evinin önüne çekmeyin, bizim buraya getirin. Neyse bayiye götürdüler aracı. Saat 8'de teslim ettiğime dair yazı da aldım çekiciden. Bir gün sonra gerekli yerlere şikayetleri, genel müdürlükleri aradım, orayı aradım, burayı aradım. Bayinin kendisine gittim. Fakat bayiden bana bir dönüş yapılmadı. Aradan 10 gün geçtikten sonra ben artık şikayet edeceğimi, dava edeceğimi bu yolla yapacağımı söyledim. Hayır, illa aracın şeyini değiştireceğini söylediler, malzemesini. Böyle bir şey katlanmak zorunda olmadığımı, teknik bir arıza olduğunu söyledim ben. Çünkü araştırma yaptım, teknik bir arıza ki zaten kalkarken de belliydi, debriyajda sıkıntı var. Sonra tamam dediler, size araç vereceğiz. Bugün 17. günü, 15. günü beni aradılar. 2016 model benim aldığım araç. Ve aracın ben aldıktan 5 gün sonra da başkalarına satışı yapılmış. Bununla ilgili internette fotoğrafları da var. Fakat bana Türkiye'de bu aracın bulunmadığını söyleyerek aracın ya başka rengini almam gerektiğini ya da farklı bir model seçmem gerektiği dayatılmaya çalışılıyor. Şimdi sizce ben ne yapmalıyım ve benim asıl sorum ben 19-17 gündür mağdurum, araçsızım. Onların bana ikame araç temin etmek istediler fakat ne sigortası var aracın ne kaskosu var. Ben ama o aldığım sıfır araca kasko ve sigorta yapmış bulunmaktayım şu anda. Almadan daha yaptırmıştım.
Yani sigortasız ve kaskosuz bir ikame aracı binmek istemedim. Başka bir yerden araç kiraladım. Ve bunu sigortası kaskosu olan bir araç kiraladım tabii. Bu aracın bedelini temin edebilir miyim? Benzin almıştım, ona benzin faturası yok ama depoyu fillemiştim, onu temin edebilir miyim? Sizce şu an ben ne yapmalıyım? Peki, geçmiş olsun. Yani şöyle çok uzun bir cevabı yok aslında bunun. Bir kere yani şu fotoğrafı Türkiye'deki bu işlerin işleyişini göstermesi açısından üzüntü verici gerçekten. Ben en azından şahsen ne yapıyorum? Servis, yetkili serviste bütün iletişimi mail üzerinden yapmaya çalışıyorum. Yani konuşsak bile telefonda hemen ardından bir mail gönderiyorum. Şöyle konuştuk, size böyle dediniz, teyit edin falan diye. Delilleri, hani siz dediniz ya bana dediler devam edin diye. Mesela o an öyle dediklerini bir şekilde belgelemek gerekiyor. Tabii ki kolay değil bu. Araba kaydım var. Zaten Shell istasyonuna girdim. Görüntü var. Onları şimdi sizin içiniz çok dolu. Yani bayağı bir konuşmak istiyorsunuz ama ben şöyle müsaadenizle toparlayayım. Yani o sürecin belgelenmesi ve tabii ki bütün satıcıların genellikle yapmak istediği şey o 4 seçimlik hatta işte onarım, ücretsiz onarım hakkını tercih ettiğiniz gibi bir görüntü yaratmak için siz oraya gider gitmez hemen bir form imzalıyorsunuz ve o formda aslında ben bir bu hakkımı kullanıyorum şeklinde bir görüntü yaratmış oluyoruz. O yüzden bazı yargıta kararları da var. Bu yani servise bile gitmeden eğer sizin bir seçimlik hakta ısrarlıysanız bence önden bir mail gönderip benim kullanmak istediğim şey bu deyip ondan sonra gitmekte bile fayda var. Tabii sizin olayınızda yani ne bileyim hani neresinden tutsanız elde kalacak bir durum. Markasını söyleyeyim o aracın hani en azından bir inşa olmuş. Evet, Jeep Renegade 2016 model. Bir mod Beylikdüzü, bir mod bayisinden. Kimse almaz artık. Her yere de yazıyorum zaten. Bence yani her türlü seçimlik hakkı kullanma imkanımız var. Yeter ki o süreci doğru yani ispat edebilecek şekilde yönetin. Onların ikame ettikleri aracı kabul etmedim ben. Kendim gittim, kiraladım. Kabul etmeme gerekçeniz, kabul etmeme gerekçeniz işte gayet makul. Bence o da zarar kalemlerinizden biri olabilir. Teşekkür ederim. Hiçbir. En arka. Eskişehir Barosu Avukat Dilek Gündoğan. İlk sorum Umut Hocam olacak. Yeni yasayla ikinci el araçlar için de artık ayıpta zaman aşımı konusu düzenlendi. Buradaki zaman aşımı 1 yıl, taşınırlarda 1 yıl dendi. Bunu nasıl algılamalıyız? Garanti süresi içinde her halükarda 1 yıl mı? Örneğin garanti süresinin dolmasına 6 ay var. Aracı aldık, bu 6 ay, yani araç aldığımız tarihten itibaren 1 yıl olarak mı algılamalıyız? İkinci sorum da Hakim Bey'e. Yeni iş günü içinde ücretsiz onarım gerçekleştirilmedi ve tüketici hakemiyetine başvurdu diyelim. Savunma istendikten sonra firma tüketiciyi çağırıyor ve örneğin cep telefonunu teslim ediyor. Bununla ilgili de bir tutanak tutuyor. Hakemiyetine de gönderiyor. Diyor ki ücretsiz onarım hakkını kullanmıştır, ürünü de teslim almıştır. Bizim kusurumuz yoktur gibi bir savunma yazıyor. Tüketici hakemiyeti de başvurunun reddine karar veriyor tüketici aleyhine. Burada hakemiyetine başvurmuş olması dedik ki yani hakkı kullandıktan sonra artık gerçekleşmiş oluyor. Ürünü teslim alması sözleşmeden dönme ve bedel iadesi talebinin geçersizliğini mi doğurur? Yani hakemiyetinin verdiği karar burada doğru mudur? Yoksa aksi yönde mi düşünmeliyiz? İkinci el satışlarda en az bir yıl taşınırlarda en az bir yıl zaman aşımı öngörüldü. Bu sözleşmeyle uzatılabilir. Evet. Yani bunun anlamı nedir? Seçimlik hakları bu bir yıllık zaman aşımı süresi içerisinde kullanmanız gerekecek. Ama bunu aşan bir garanti süresi söz konusu olacağı için o bir yıllık süreden sonra bu seçimlik hakların tamamının kullanılması değil de
garanti edilen o şey, yani garanti çerçevesinde ücretsiz onarım hakkının kullanılması söz konusu olur düşüncesindeyim. Eğer o bir yıllık zaman aşımı süresi ayrıca iradi olarak uzatılmamışsa böyle bir sınırlama söz konusu olacaktır. Ben de kısa bir özel tüketici hakeminiz hakkında düşünüyorum. Bakıyorsunuz ama cevap olarak daha ayrı bir sınav da gelebiliriz nihayetinde. Yani 20 günlük süre içerisinde söz konusu onların konusunda bir problem olmadığını ben bu şekilde anladım değil mi? Hayır. Mikrofonu tekrar verelim. Tam ayrıntısını alalım çünkü her olayın ayrı bir özelliği olacağı için değerlendirmesi itibariyle. 25 gün içinde teslim edilmiyor ürün. Hakimiyetine başvuru yapılıyor. Yapıldıktan sonra örneğin 30. iş günü teslim ediliyor. Savunmaya da diyorlar ki teslim aldı. Yani savunmaya bunu yazabilmek için belki de tüketiciye teslim ediyorlar. Tüketici de bilinçli olmadığı için ürünü gidiyor teslim alıyor. Hakimiyeti de diyor ki ürünü teslim almışsın, ücretsiz onarım hakkını kullandığını kabul ediyorum artık seni diyor. Ben de hakimiyetine başvuruyla aslında başka bir seçimlik hakkını kullanıyor. Yani ilk kullandığı seçimlik hakkının sözleşmeden dönme olduğunu düşünüyorum. Hakimiyeti kararını bir yönde değerlendirmenizi istemiştim. Yani maalesef aslında bugüne kadar ben de onarım hakkına başvurduktan sonra onarımda bir problem çıktığı zaman tekrar başka haklara başvurulabileceğini düşünüyordum. Ancak yargıtayın kabul ettiği ve doktrinin son zamanlarda kabul ettiği bu seçimlik haklardan herhangi bir tanesinin kullanılmış olduğunu bu bir ispatla mevzusu nihayetinde bir şekilde eğer ücretsiz onarım hakkının kullanıldığı, bu hakkın kullanılmakla beraber yenilik doğurucu hatta sonuç doğuracağı için bundan sonra başka bir hakka başvurulması mümkün görünmüyor gibi görünüyor. Nihayetinde hızlı karar verilmesi icap eder. Tüketici hakimiyeti bu noktada hızlı bir şekilde mahkemenin de okey diyebileceği bir kapsamda karar vermiş ve benim anlayabildiğim kadarıyla şu anda bir problem görünmüyor bu noktada. Yani ya da bir arkadaşlarımızdan bir tanesi bu konuda başka bir hakkında çözüm yolu veriyorsa bilemiyorum ama nihayetinde bu seçimlik hakları tamamı yenilik doğuran haklar manasına geldiği için ispat edilemez bir şekilde haklar olduğu bir şekilde kayıtlarda varsa ondan sonra başka bir hakkın dönülmesi, sözleşmeden dönülmesi olduğunu varsa. Zannederim bu olayda önce sözleşmeden dönüm hakkı kullanmış, sonraki uygulama sanki onarım hakkı kullanılmış gibi bir izlenim yaratılmış. Benim sorum aslında şu, 20 iş gün içinde teslim edilememesi ve ondan sonra sözleşmeden dönme hakkının kullanılması. Yani bana 20 iş gün içinde teslim etmediniz, ben bunun artık bedelini istiyorum. Evet, o konuda garantiyle ilgili cümlelerde ayrı bir mevzuat var. Yani söz konusu ürünün, her ürünün ayrı bir özelliği var. Nihayet dolusu üzerinden bizler karar verebildiğimiz için. Oradaki belgeler itibarı bakılması lazım. Söz konusu cep telefonu garanti kapsamında kalan bir ürün müdür? Garanti çerçevesinde muhtemelen. 23 gün içerisinde tabii ki tamir edilememesi halinde. Teslim edilmediği için zaten tüketici hakimiyetine gidiyor tüketici de. Evet, ben bu çerçevede farklı yaklaşımlar olabilir ama her dosyanın ayrı bir özelliği var. O çerçevede bu konunun da ayrıntıları lazım ki bize yani nihayetinde çözülmeye bu şeye benziyor. Doktorun nihayetinde ayrıntılı röntgen ve tahlilleri tam olarak görmeksizin bir nihai rapor veremeyeceğine benziyor. Biz bu konudaki ayrıntıları isterseniz binaya telefonlarını verdim ben. O noktada bana ayrıntılarını verirseniz ben çünkü hakimler biraz belgeleriyle konuşuyor. Özür dilerim yani bir anda böyle sözlü olarak durumu kavrayıp bir hüküm vermek de şu anda benim açımdan şu anda mümkün değil. Her olayın ayrı bir özelliği var. Söz konusu telefonun ayrıntılarını, işte ne zaman başvurulmuş, ne şekilde hakimiyetler, ne şekilde karar çıkmış. O da biz özellikle yani bu farklı zekaları gerektiriyor. Okuma zekası ayrıdır, pratik bir sözlük bir şeydir. Yani siz bana olmazsa bir mail atın. Sunumda vardı zaten. Olmazsa çıkışta size takdim ederim tekrar. Bu konuda ayrıntılı olmak isterim. Tabii, teşekkür ederiz. 5 kişi parmak kaldırıyor. Sırayla onlara söz vereceğim. Sonra buyurun sizden başlıyoruz. Bir saat kadar. Hızlı bir şekilde.
Sancak Barosu Avukat Öykü Acar Sancak. Sorumu eğer Sayın Şengül ve Sayın Yeni Ocak birlikte cevap verebilirlerse çok memnun olurum. Kura halinde. Ayrı ayrı diyeyim o zaman. Birlikte de olabilir, neden olmasın, bunun için de bir oturum var orada. Şimdi tüketici araç satış faturasındaki bedel ile ödediği bedel arasında 754 lira fark olduğu iddiasıyla hakem heyetine başvuruyor. Ve bu bedelin iadesiyle ilgili bir karar çıkıyor. Ancak bu 754 lira aracın plakasının takılması için onun adına zorunlu olarak ödenen vergi ve harçlardan ibaret. Plaka takılması için kesilen bir hizmet bedeli yok. Sadece ve sadece zorunlu harç ve vergiler. Şimdi sipariş formunda tüketiciye araca plaka takılması ile ilgili bir onay imzası alınmaması, ama bu bedelin sadece ve sadece plaka takılımı için zorunlu giderlere kullanılması ve aracın plakasız trafiğe çıkamayacağı düşünüldüğünde tüketicinin her halükarda bu parayı iade almasının haklı olduğu düşünülebilir mi? Çünkü eğer bu dava, çok açık söylüyorum, karara bağlanırsa ve onanırsa Türkiye'de bir infial doğacaktır. Peş peşe benzer davalar gelecektir diye düşünüyorum. Kimin aklına geldi ve bu başvuruyu yaptı onu da bilmiyorum. Kendisini tebrik ediyorum bu anlamda. Ama önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Otomotiv şirketinin vekili misiniz? Şöyle söyleyeyim. Yani tüketicinin, ortalama bir tüketicinin bir otomobil aldığı zaman verdiği paranın karşılığında sahip olması gereken haklı beklentileri nedir? Bunun çerçevesi nedir? Aslında sorunun özünde yani bunu yanıtlamak gerekiyor. Verdiğin bedelin içinde şu kalemler yok, bilgin olsun şeklinde bir bilgilendirme yapılmaması durumunda bana göre, yani atıyorum işte 50 bin, 100 bin lira vereceğim, bir de 750 lirada işte bilmem ne vardır, o da eksik kaldı denilmesi bana makul gelmiyor. Özellikle tüketici hukukunun genel ilkeleri ve kanunun o koruma amacında dikkate aldığımızda, ayrıca bilgilendirilip dikkate çekilmemişse, ki sizin söylediğinizden bu konuda bir herhangi bir belge de imzalatılmamış, bırakın bir bilgilendirmeyi, bana göre verdiği paranın içinde onların da yer aldığını düşünmesi makul bir haklı beklenti olarak düşünülebilir. Ama tabii ki sizin yerinizde olsam öyle düşünmezdim yani. Yok. O paraya dahil olmuş olacak. Yani yaptığınız masraf. Teşekkür ederim. Ankara Atlı Tüketici Mahkemesi hakimine mi dair tutum bu? Az önce Avukat Dilek Hanım'ın hakimeye sorduğu soruda bir açıklık kazanmak istiyorum izninizle. Şimdi şayet garanti süresi, daha doğrusu onarım süresi içerisinde onarım varsa, artık orada önceki tercih hakkıyla tüketici bağlı değildir. Çünkü onarım hakkını kullanmışsa, servisi satıcının şeyinde çalışan servisin de denetiminde o süre içerisinde edin yere getirmesi gerekir. Süresinde onarım da sağlam şekilde teslim etmediyse artık tüketici bu konularda iştahatlar var. Şu anda sayısı aklımda değil tabi ama önceki tercihiyle bağlı olma durumu sona erer. Dolayısıyla tüketici hakem etme o kararı alabilir. Hemen şunu da vurgulamak istiyorum. Teslim ne anlama gelir orada? Şu anlama gelir. Eğer teslimde tüketici, ben bu malı teslim aldım, diğer aklından vazgeçiyorum demiş ise onunla bağlıdır. Yani değişim ya da belirtilir ya risk girmez. Ama sat, o malı teslim aldıysa, başka da hiçbir vazgeçme beyanı yoksa bu durumda bana göre değişim ya da iade talep hakkı devam eder. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüyoruz. Serdar Güler, Gençşehir Barosu. Benim sorum biraz bugünkü konunun dışında algılanabilir ama özellikle hakim beye soracağım.
yakın dönemde sanırım 1 Kasım ya da 2 Kasım tarihi itibariyle 6754 sayılı bilirkişilik kanunu çıktı ve bugünlerde de yayınlanmış olması gerekiyor. 2-3 gündür izleyemez ama şimdi bu olay konumuzla da şu anlamda bağlantılı. Çoğu dosyalar bilirkişilerin raporlarına dayalı olarak karara çıkıyor ve kanunun genel gerekçesinde de zikredildiği üzere hukuki konularda özellikle bilirkişiye gönderilmesinin yasaklanması gibi bir eylem söz konusu. PMK hükümleri gereğince yasak yok ama burada adıyla sanıyla yasaklanmış. Bundan sonraki yargılama aşamalarında bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun? Yani hukukçu bilirkişilik müessesesi ne manasını soruyorsunuz? Evet, evet. Yani gerçekten işte öncesi bir durum yani hakim konuya hakim değil mi ki acaba hukukçu bilirkişiye gidiyormuş gibi görünüyor ama işin yani oradan bakıldığı zaman hakikaten vatandaş açısından bakıldığı zaman veya yani avukat nazarıyla bakıldığı zaman farklı bir mevzu görebiliyoruz. Biz burada kürsünün bu tarafında baktığımız zaman çok çok yoğun bir iş yükü altındayız ve bir şekilde yani tüketici mahkemesindeki dosyalarımızın sayısı 2000'leri aşıyordu, acil bizden karar isteniyordu. Duruşma yapmaksızın karar vermemiz gerekiyor bazı durumlarda. Bazı ayrıntılı ve hakikaten kalınabi nitelendirebileceğim kuzu gibi veya kamyonete sığdırılabilecek dosyalar var. İnanın ki vaktimiz olmuyor. O zaman asperkader ya 750 liralık köşesini verelim de yani en azından bize bir yol gösterici, taraflar bu konuda bir fikir edilir gibisinden böyle bir yani biraz gayri hukuki gibi görünüyor ama genelde çok çok başvurulan bir yöntem olduğu için zaten soruyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var. Ha ben mümkün mertebe böyle bir mevzuya gitmemeye çalıştım. Yani bugüne kadar çalıştığımız mahkemelerde her ne kadar sunumumuz itibariyle pek bir parlak bir sunum yapamamış gibi görürsek de uyar sistemler üzerinden bakıldığı zaman çalıştığımız mahkemelerde çok yüksek kararlar verebiliyoruz. Bu biraz şey yani ayrı bir zeka mevzusu okuyarak, algılayarak, hızlı yazarak ben mevzuları, hızlı okuma. Yani ben hukukçu bir kişilerin mümkün mertebe gitmeden çok yüksek karar sayılarına ulaşabildim. Ama bu biraz özveri gerektiriyor. Günümüz koşullarında Anadolu'da çalışan hakimlerin muhtemelen buna çok şey olmayacaktı muhtemelen. Onların daha az iş sayıları olduğu için. Her neyse benim şahsi görüşüm sormuş gibi olduğunuz bir miktar. Ben de bu konuyu cevaplandırıp teşekkür ederim böyle bir konuda değindiğiniz için. Başkanım söz aldınız herhalde kusura bakmayın. Peki oradan iki kişi vardı. Evet. Remzi Dirikoş İstanbul Barosu. Ben kendi dosyamdan bir örnek vererek birkaç soru sormak istiyorum. Nakliye sektöründe hizmet veren bir firma çekici ve Dorse bir araç satın alıyor. Dorse'sinde bir problem oluyor. Daha sonra servise gidiyor, geliyor, servise gidiyor, geliyor. 3-4 aylık periyotta herhangi bir sorun olmadıktan sonra müşteri bizim müvekkilimize iade ediliyor. Akabinde biz bedelin iadesi ve malın teslimi şeklinde seçimlik hakkımızı kullanarak dava açıyoruz. Daha sonra ise dava sürecimizde bir keşif istiyoruz. Mal bizde, bizim müvekkilimizin bünyesinde. Keşif karar verdikten sonra ben müvekkilimi arıyorum. Müvekkilim diyor ki ben onu sattım. Sattıktan sonra tabii ki ne yapacağız bu durumda? Ben araştırdım Yargıtay kararı vesaire. Zaten seçiminizi yapmışsınız, seçimlik hakkınızı kullanmışsınız. O şekilde dava açmışsınız. Bedenin iadesi ve malın iadesi diye. Birkaç tane karar buldum. Ona dayanarak ıslah yaptım. Dedim ki biz seçimlik hakkımızı değiştiriyoruz. Sadece bedel indirimi talep ediyoruz. Ama açtığım dava tutarsa 100 bin lira gibi bir şeydi. Bedel indirimi de 10 bin lira gibi civarında bir şey çıkıyor muhtemelen. Böyle bir durum olabilir mi? Bu şekilde ıslah yapılabilir mi? Islah yapıldığı takdirde özellikle hakimeye soruyorum. Dava müdabit tabii 100 bin TL tutarında. Vekalet ücreti, yargılama masrafları, harçlar neye göre karar verilebilir? Islahta miktar belirtmek gerekir mi? Böyle bir müessese var mı? O soru. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Islah mümkün, evet. Islah mümkün. Islah harcıyla beraber, ıslah harcını yetirdiğiniz tarih itibariyle değerlendirilir. Yalnız usul kanunda tabii ki bunun çerçevesi de belirlenmiş.
Bu aslında kısmen hukukun da ilgilendiriyor mevzuatın itibariyle. Yani o ıslah tarihi itibariyle müdahaleyi arttırmakla beraber azaltmaktır. Tabii ki ama seçimlik hak değişeceği için nihayetinde az önce Hakan Bey'le de öğlen vakti onu konuşuyorduk. Ancak bu ıslah yoluyla bu yola gidilebilir. O da usul kanunda nadir başvurulan bir yöntem. Bir defaya mahsus olmak üzere ıslah yapılabiliyor. Evet yani seçimlik hakların değişimi ancak o halde belki usul açısından mümkün olabilecek. Ama şöyle bir özellik de var. Türkiye'de usul kanunumuz bir tane, 6100 sayılır HMK ama hakim sayısınca usul vardır derler. Dünkü sunumlarda da karşılaştık. Çok müşteki hakikaten öğretim görevlilerimiz, avukatlar, işte yasa şunu söylüyor, yasa bu direkt bunu söylüyor, yasanın lafzı açık böyle söylüyor ama hakim bey direkt çeviririz bunu böyle yapmıyor. Maalesef Türkiye'de hakim sayısınca da usul var. Ama Allah'tan yargıtayımızla ilgili derdi bir tane nihayetinde o noktada bir hukukun bütünleşmesi sağlanabiliyor bir şekilde. Yani çözüm yolu bu. Sizin başvurduğunuz yöntemdeki, oradaki hakimin nasıl bu durumu karşılayacağı da ayrı bir konu. Bir de altının çizilmesi gereken ayrı bir mevzu var. Şu aşamada yakın zamanda malum sebeplerle hakim savcı sayısı da bir miktar azaldığı için yerine yeni yapılan atamalarla tüketici hukuku konusunda çok fazla bilgisi olmayan ama zamanla onlar da bilgi kazanacaklar. İlla ki doğuşta herkesin bir insanı. Arkadaşlarımız atandı. Birçoğu kuradan atandı. Birçoğu avukatlıktan geçmeyle beraber atananlar var ki çok parlak. Bizde bir arkadaşımız ticaret avukatıydı. Oradan da işaret atandı. Onlar sorunlara daha güzel çözümler getirecektir ve zamanla işler daha iyi olacak konusunda bizler rahatsız yani. Sizler de rahatsız inşallah. Bir usul mevzusudur bu nihayet. Bilmiyorum sorunuzun cevabını kısmına alabilirim. Evet. Son sözü arkadaşa veriyorum. Kapatmak zorundayız. Avukat Gönül Dursun ben. Hakim Bey'e bir sorum olacaktı. Ben Haziran ayında bir telefon aldım. 1199 lira değerinde. Bu nedenle öncelikle bu sorun zaten bu telefonun sorunları hep internete de baktım. Hani bir gizli ayıp söz konusu herhalde. Hep sim kart hatası veriyor vesaire. Bir sürü hataları oluyor. Bu nedenle servise gönderdim. 3 kere servise gitti. Üçünde de hiçbir şekilde tamir edilmeden geldi. 4. defa tekrar servise gönderdim. Bu sefer ürünün yenisini değiştirmesi talebiyle gönderdim. 4. seferinde de yine aynı şekilde telefon eski olarak geldi bana. Yani kullandığı telefon olarak geldi. Aynı hatalar olduğu için artık 5. defa servise göndermek istemedim. Bu sefer tüketici hakem heyetine gitmek istedim. Tüketici hakem heyetine geçen hafta gittim, başvuru yapacaktım. Dedi ki ne istiyorsun? Dedim ben de telefonum hani yenisini değiştirmesini istiyorum. Çünkü servis isteğini yerine getirmedi. Dedi ki biz de böyle bir şey yapamıyoruz. Ancak dedi ürünün bedelini de isteyebilirsin dedi. Bu şekilde de yapman gerekiyor, dilekçeyi değiştirmen gerekiyor. Artı 5. defa tekrar servise gönder, telefonu da bir daha alma dedi. Ben şimdi bu durumda ne yapayım? İkametgahımı değiştirip tüketici hakemiyetine, başka bir tüketici hakemiyetine mi gideyim? Yoksa onların dediği doğru mu? Ben çok fazla anlayamadım açıkçası. Teşekkür ederim yine. İşte taşların yerine oturması sürecindeyiz maalesef. Evet, böyle bir sistem geldi, tüketici hakemiyeti sistemi ama az önce sunumda da söylediğim üzere yani tüketici hakemiyetleri denince yasanın, kanun kurucunun amaçladığı gerçek manada tüketici hakemiyeti oluşuyor mu? O biraz şüpheli. Tüketici hakemiyetlerinde bu hukuki bilgisi çok fazla olmayan arkadaşlar, dün de o tartışıldı zaten panelde. Şeyde çok fazla hukukla ilgisi olmayan arkadaşları maalesef belediyeler bünyesinde bir şekilde istihdam ediyorlar. Onların hukuki bilgileri zayıf oluyor tabii ki. Söz konusu telefon konusunda hakem heyetinin verebileceği bir karar olursa nihayetinde kararı ancak tabii mahkemeye götürme durumu var ama orada da tabii telefonun değeri, işte mahkemeye başvurma durumlarında hepsi ayrı özellik arz ediyor. Benim tebliğim sonunda tüm bunun listeleri de var. Arkadaşlar epey bir yardımcı olacaktır onlar işte istinaf sınırları, temiz sınırları, tüketici hakem heyeti sınırları itibariyle. O da bir yöntem yani nihayetinde. Hatta belki ikametgah değiştirip de başka mahalleden başka tüketici hakemiyetine başvurmak da belki bir ayrı bir yol ama hukuki bir yol değil. Belki tabiyet değiştirip başka bir ülkeye gidip İsviçre'de bir dava açmanız da neredeyse aynı mevzuya gelecek. Biraz taşların yerine oturması gerekiyor. Evet. Orada tüketici hakemiyeti çok gayri hukuki bilgi vermiş gibi görünüyor aslında size.
Siz de okursanız zaten o 5 madde çok açık. 8 ile 12. maddeler arasındaki mevduat. Orada da siz de görebilirsiniz. Aslında bunların biraz da açıklanması, tüketici de biraz ısrar etmesi lazım haklarının ne olduğu konusunda. Ama karşınızdaki merci nihayetinde böyle cevap verir. Tabii siz de çaresiz kalabiliyorsunuz. Ne diyelim artık, Allah sabır versin demek belki güzel bir şey olacak, çözüm olacak. Yani Türkiye'de evet hukuk var ama hukukun çözüm yollarında bazı konularda işte taşlar yerine zamanla oturacak. İnşallah daha güzel sonuçlar oluşacağımız konusunda ben ümit varım. Yani. Hayırlısı olsun. Kusura bakmayın, çok genel bir cevaplandırma oldu ama genelde şahsi olayda pek cevaplandırmak da taraftar değiliz ama eğer yine mailimden bana ulaşabilirsiniz, ayrıntılarını verebilirsiniz, size hangi hukuk yöntemlerine başvurabilirsiniz, ayrıntılı şekilde açıklayabilirim. Çünkü her olayın ayrı bir özelliği var. İşte garanti kapsamında bir vesairesi çözüm. Son konular tabii ayrıntılı özellikler arz edebilirim. Teşekkür ederim. Peki efendim, bu güzel toplantıyı kapatmak durumundayız. Katılımcılara, konuşmacı meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu teşekkürümüz Doğuş Üniversitesi'ne, Tüketici Enstitüsü'ne tekrar ediyoruz. Efendim, 7. Tüketici Hukuku Kongresi'nde buluşmak üzere ayrılıyoruz. Hepinize veda ediyoruz. Teşekkürler. Sorusu olan arkadaşlar özel olarak sorabilirler ama mecburuz yani.